Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler, spor gündemine hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de heyecan artarak devam ederken Atik Erkonyaspor bu hafta kendi sahasında Galatasaray'la karşılaştı. Yeşil beyazlar biri ofsayttan iki golle Galatasaray'a kendi sahasında 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmayla ilgili çok şey konuşacağız elbette. Maça Konyaspor taraftarı cezalı olduğu için alınmadı ama konuk takım Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü doldurdular. Bilet fiyatlarının çok düşük tutulması Konyasporlu taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Bunun sebepleri neydi? Neden Konyasporlu taraftarların alınmadığı maça Galatasaraylı taraftarlar rahatça girebildiler? Konya'da oynanan bu maçla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ali Çamdalı olayının ardından Konyaspor teknik kadrosunda değişiklikler yaşandı. Bunları da konuşacağız sizlerle ve Konyaspor'un önünde Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşma var. Ardından pazar günü deplasmana çıkacak. Yeşil Beyazlılar Kayseri'de oynayacaklar. Bu iki zorlu karşılaşma öncesi takımdaki son durumu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yavru Kartal ise deplasmanda Karagümrük'te karşılaştı. 2-1 mağlup oldu. Yavru Kartal önümüzdeki hafta da deplasmanda mücadele edecek. Süremiz kalırsa Konya Anadolu Selçukspor'da konuşmaya çalışacağız. Amatör ligler ve diğer sporlarla ilgili gelişmeleri ise çarşamba akşamları saat 21'de yayın hayatına başlayan Konya Motor Spor programında bulabileceksiniz. Karşılaşmaların özet görüntüleri de var. Bu hafta Kadın Hanı Karapınar maçından ve yine Ilgın'dan özet görüntüler var. Karşılaşmayla ilgili çarşamba günü o programı da kaçırmayın diyor ve Konya Spor'a dönüyoruz. Sevgili Mustafa Durmuş'la birlikte her hafta olduğu gibi karşılaşmayı ve perde arkasını konuşmaya çalışacağız. Bu akşamki konuğumuz ise Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyesi hocamız Mete Kazas. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Doçentlik hayırlı olsun. Teşekkür Artık ederim. Doçent doktor Mete Kazas diyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bu yoğun sürecinden dolayı bu sezon ilk kez birlikte olduk kendisiyle. Hı. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, tabii birçok konu var. Onlardan bir tanesi de Galatasaraylı bir taraftarın, Konya'da yaşayan üniversite öğrencisi bir Galatasaraylı taraftarın yaşadığı olay. Bunu da konuşacağız elbette. Girişte bu konuyu ilave etmeyi unuttuğum için şimdi en azından konunun girişini belirteyim. Onunla ilgili son gelişmeleri de aktaracağız. Ama önce maçı konuşarak başlayalım geleneğimiz üzere. Birçok detayı var karşılaşmanın. Seyircilerin alınması, işte Konyaspor'un cezasının devam ediyor olması, hakem faktörü. Ama şöyle bir yüzeysel giriş yapalım. Bence iki tane önemli hakem hatası tabii karşılaşmada ama bu tip maçlara çıkarken zaten Anadolu takımlarının kaderidir. Zaten sezon başı planlamasında 0 puan diye yazılan karşılaşmalardan bir tanesiydi. Belki yenilebilirdi, evet. Ama böyle olması bizi üzdü gerçekten. Evet. Öncelikle iyi akşamlar. Tabii ki Galatasaray'ın sezona başladığı, talihsiz bir şekilde başladığı, Avrupa kupalarından elendiği karşılaşma göz önünde bulundurulursa muhtemelen Konyaspor Teknik Heyeti bu karşılaşmaya, Konyaspor Galatasaray karşılaşmasına 0 puan yazmamıştır. Evet. Ama ligde haftalar ilerledikçe Galatasaray hakikaten yani istekli oyununu ligde sürdürdükçe bu haftaya da seyircisiz Galatasaray'ın karşısına çıkacak olan Konyaspor Teknik Heyeti'nin evet bu karşılaşma için 0 puan yazmış olma ihtimali yüksek olabilir. Ama net ifade edebiliriz ki özellikle gole kadar Konyaspor bu maçtan 0 puanla ayrılacak. Bu maçta hiç puan almayacak bir görüntü sergilemedi açıkçası. Ancak golden sonra ve özellikle de ikinci golden sonra Konyaspor'un artık çaresiz kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında çok yapmadığı kadar Konyaspor bu sezon belki de en kontrollü karşılaşmasına çıktı. Çok kontrollü başladı oyuna. İlk 45 dakika özellikle evet, istediği gibi götürdü. Kesinlikle. Bence bu konudaki en büyük başarı da Galatasaray'ın iki kanat oyuncusunu çok oynatmadılar, çok çıkartmadılar ve özellikle Konyaspor oyunun merkezde oynanması yönünde bir
ısrar gösterdi. Bence burada temel hatalardan birisi şuydu. Galatasaray'a biraz daha, Galatasaray'ın birinci bölgesinde acaba baskı yapabilir miydi Konyaspor? Ama bu da çok tabii yani teknik direktöre bunu niye yapmadın diye sorulacak, sorgulanacak bir durum değil. Bu baskıyı ikinci bölgede yapmaya çalıştı Konyaspor ve senin de ifade ettiğin gibi 45. dakikaya kadar bence maçın ilk yarısında özellikle hiç de başarısız görünmedi bu taktiği uygularken. Ancak şöyle bir durum var ki Galatasaray futbol takımı bu sene hakikaten bence sezonun sonuna kadar bu daha birçok karşılaşmada bu şekilde karşımıza çıkacak çok yetenekli oyuncularıyla çok rahat rakip takımın taktik anlayışını bozabiliyor. Yani tam işte orta alanda biz o baskıyı yapıyoruz, başarıyoruz derken bu da Konyaspor'un olumsuz anlamdaki şanssızlığı diye değerlendirebiliriz. Sezon başından beri hakikaten hiç olmayan Selçuk çok sürpriz bir oyuncu değişikliğiyle karşılaşmaya dahil oldu ve hakikaten karşılaşmanın seyrini değiştirdi. Bu da çok aslında beklenmedik bir durumdu. Belki özellikle 8. haftaya gelmiş olmamıza rağmen bu kadar iyi bir Galatasaray'ın karşısında Konyaspor'un puan kaybetmesi çok şaşırtıcı, çok sürpriz olarak değerlendirilmeyecek bir durum ama özellikle maça başladığı ve ilk yarım saat belki 45 dakika maçı kontrol de ettiği bir atmosferde puan kaybetmiş olması, işte bu puan kaybının özellikle ilk golde hakikaten bir yan hakem, yardımcı hakem hatasından kaynaklanmış olması tabii biraz üzüntü verici. Belki karşılaşma özellikle ikinci yarının sonlarına doğru iki farklı skorla değil bir farklı skorla devam etseydi en kötü ihtimalle bir beraberlik durumu söz konusu olabilirdi. Ama bu fikri belki de izleyenler şöyle çürütebilirler. Bizim bütün bunlara rağmen Galatasaray kalesinde hakikaten ürettiğimiz belki çalışılmış ya da çalışılmamış tesadüflere bağlı olsa bile bir çok net bir atağımız yoktu. Evet, ikinci bölgenin ön alanında kendi ikinci bölgemizin ön alanında çoğu zaman topu tutmayı başardık. Topu çevirmeyi başardık. Oradaki pas yüzdemiz de çok yüksek. Ama bunu bir türlü yaratıcı organizasyonla ceza alanının içerisine taşımayı başaramadık. Burada tabii Galatasaray defansının hakikaten bu sezon boyunca sergilediği en başarılı, özellikle stoper mevkinde oynayan oyuncuların en başarılı oyunu oynamalarıyla da açıklayabilirsiniz. Çoğu zaman problem yaratan sağ bek ve sol bek oyuncularının hatasız oynamasıyla da açıklayabilirsiniz. Ya da Konyaspor'un ofansif anlamda çok da yaratıcı olamamasıyla da açıklayabilirsiniz. Bütün bunlar seçenek önünüzde. Rakip kaleye yaklaşmadan gol atma şansınız da olmuyor doğal olarak. Yani şunu söyleyebiliriz izleyicilerimiz, sabaha kadar oynansaydı o maç Konyaspor o ofansif anlayışla gol bulma şansına sahip değildi. Offside olan golü saymazsak bile penaltıdan atılan golle Galatasaray yine 1-0 kazanabilirdi. Bence yani skor anlamında çok böyle başımızı taşlara vuracağımız, neden böyle oldu, böyle olmamalıydı diyeceğimiz bir karşılaşma değil bu karşılaşma. Puan açısından kritik bir noktada olmamız belki bu anlamda üzülmemizin sebebi olabilir. Çünkü bizi biraz ligin iyice alt kısmına doğru itti bu puan kaybı. Ama ben Konyaspor'un bu periyoda kadar yani 8 haftalık dilimde karşılaştığı takımlar göz önünde bulundurulursa çok da aslında ligde bu sıralarda olmayı hak ettiğini düşünmüyorum. Bundan sonraki fikstür ve özellikle de taraftarla ilgili cezanın sonlanmasının ardından ben bu durumun normalleşeceğini, çok yukarılara çıkmayacağını ama normalleşeceğini şöyle 8, 9 ve 10. sıralar gibi Konya'nın ligin ilk yarısına doğru olması gereken yeri bulacağını düşünüyorum. Genel anlamda bu maçın dışında genel bir değerlendirme yapacak olursak. Tabii onu da detaylı konuşmakta fayda var. Sezonun bu haftasına kadar Konyaspor'un tüm olması düşünülmeyen, istenmeyen her şeyi yaşadı neredeyse bu haftaya kadar. Bundan sonra söylediğiniz gibi işte cezanın tamamlanması, iç sahada seyirci desteğine kavuşmasıyla birlikte bir taraftan da fikstür dezavantajının da ortadan kalkması Konyaspor'u ilerleyen haftalar için biraz daha ümitli hale getirecektir. Hatta şunu bile söylesek,
yersiz olmaz. Yani bu haftadan sonra kredisi yok Konyaspor'un, bu gerçek. Bu haftaya kadar bir kredisi vardı belki. Bu maçla birlikte kredisi de bitmiş oldu. İşte önümüzde yine zorlu bir 3 maç var. Kayseri, Osmanlı, Sivas. İkisi deplasman. Bu 3 maçta Konyaspor'un tam anlamda rakipler diyebiliriz bu rakipleri takımı. Rakipleri ve biraz daha ligde geride kalan haftalara baktığımız zaman biraz daha kazanma ihtimali yakın olan karşılaşmalar. Evet. Bunları da detaylı konuşalım. Teşekkür ediyorum ben. Sevgili Mustafa'ya hemen yönelmek istiyorum. Mustafa, ne bekliyorduk, ne gördük karşılaşmada? Hocanın maçtan sonraki açıklamaları da tabii dikkat çeken başka bir unsur. Tüm verilerde aslında Galatasaray'dan daha iyi durumdayız ama skorda değil gibi bir açıklaması da var maç sonu. Doğru. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı olsun yeni göreviniz. Teşekkürler, sağ olun. En son söylediğinle başlayalım. 3 şutları vardı. İkisi isabetli oldu dedi Mustafa Hoca maçtan sonraki açıklamasında. Yanlış da söylemedi. Maçtan önce kamuoyunda hakim olan düşünce şuydu. Biz Galatasaray'dan puan alabiliriz. Yenebiliriz. En kötü bir beraberlik çıkartırız. Düşüncesi hakimdi kamuoyunda. Tabii taraftara ve bizlere bu özgüveni, bu düşünceyi sağlayan bu takım. İnişli çıkışlı bir performans göstermiş olsa da özellikle ligde son 2 haftada aynı 11 ile mücadele etmesi ve oynayan futbolcuların elinden geleni sahaya yansıtmaya çalışmaları. Akhisar galibiyetinden sonra deplasmanda kaçan bir galibiyet, Malatya deplasmanında kaçan bir galibiyetin ardından hafta ortasında oynanan özellikle Avrupa mücadelesi ve tarihte alınan ilk galibiyet Galatasaray maçı öncesinde kamuoyunda böyle bir düşüncenin oluşmasına hasıl oldu, neden oldu. Aslında mücadele içerisinde her şey Konyaspor'un istediği gibi gidiyordu. Kontrollü oynayan, rakibine çok fazla alan bırakmayan ki sadece ilk yarıda bir Fegül'ün şutu var. Serkan'ın çıkarttığı jeneriklik bir kurtarıştı. Onun dışında Galatasaray'ın etkili hiçbir atağını göremedik. Yani o yere göğe sığdıramadıkları Karabük maçında bile 30'a yakın gol girişiminde bulunan Galatasaray kendisi aslında son dakikada kazanmış olmasına rağmen Konya'da böyle bir görüntü ortaya çıkmadı. Ve 11 futbolcusu da yabancı olmasına rağmen, çok ilginçtir bu da, Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı cumartesi akşam Konya'da. Tabii offside golüyle beraber Konyaspor'un geriye düşmesi ve buna karşılık verememesi, asıl tartışılması ve üzerinde çalışılması gereken konu, reaksiyon gösteremeden 1-0 geriye düşmesinden sonra rakibe topu bırakması, önde baskı yapmaması, kalan dakikalarda penaltı golüyle beraber 2-0 olmasından sonra artık kaybedecek hiçbir şey olmayan Konyaspor'un yine bunu yapmaması, yani skor 2 olmuş, daha farklı olmuş, çok bir önemi yoktu ama bizlerin ve taraftarın istediği şuydu: daha fazla mücadele, oyuncuların elinden geleni ortaya koymasıydı. Bunu yapmadılar. Orta alanda basmaları gerekiyordu. Rakip yarı alanda daha fazla birebir pres yapmaları, onları daha çabuk oynamaya ve top kaybına sevk etmeleri gerekiyordu. 2-0'dan sonra da Konyaspor takımının bu maç bitse de gitsek havasına bürünmesi hoş olmayan görüntüydü. Bu konuda çalışılması ve skor ne olursa olsun maçın bırakılmaması gerektiğini oyuncuların idrak etmesi gerekiyor. Ve bir de mücadele. Yani mücadele yönünde özellikle takımda bazı oyuncuların çok eksik kaldığını gördük. Yani rakibiniz Galatasaray iyi bir takım olabilir. Ama siz mücadele yönünde çok fazla bir şey ortaya koymazsanız ve rakip de böyle basit bir gol bulup da öne geçerse
tamamen gardınız düşer, direnciniz kalmaz ki zaten ona meyilli bir psikolojiyle çıkmışsınız sahaya. Ama çok aşırı böyle inançlı ve dirençli çıkarsanız, o golü yemiş olsanız bile mücadelenizi sürdürürsünüz. Gol ya da goller bulabilirsiniz. Forvet mevkisinde tabii yapılan değişiklikler, orada yine Filipovic'in ikinci goldeki bireysel hatası ya da diğer oyuncuların çok oyunun içinde olmaması, bunlar değerlendirilebilir. Ama bu maçtan puan alınabilirdi hocam. Galatasaray maçından puan alınabilirdi. Maalesef dediğim gibi hem mücadele yönünde Konyaspor takımının çok eksik kalması, doğru oyunun golü yedikten sonra bırakılması ve farklı varyasyonlar denenmemesi, beraberlik golü için topu daha çok kanada indirebilirdi Konyaspor 1-0'dan sonra. Bunu da yapamadı. Özellikle taraftarın ve bizlerin çok beklenti içerisinde olduğu bazı oyuncuların düşük performansla oynaması, yani Milosevic'tir, Fofana'dır. Çok fazla bir şey ortaya koyamadılar. Dolayısıyla hani çok çabuk bir pes ediş ve kabulleniş oldu. Özellikle 1-0'dan 54. dakikadan sonra bizleri üzen bu oldu. Yoksa 54. dakikaya kadar gerçekten hani rakip de uyanmadı çok fazla. Yani onları uyandıracak da bir hamle gelmedi. Başa baş giden bir karşılaşmaydı. Bir telafi edilmesi gereken Alanyaspor maçı var. Evet. Acaba bu Galatasaray maçıyla olur mu diye düşündük biz. Artık bundan sonra gözümüzü dış sahada oynanacak maçlara çevirmek zorundayız. Bu Kayseri mi olur, Sivas maçı mı olur? Hep birlikte göreceğiz. Konyaspor çok sıkıntılı günler geçiriyor. Çok kara bir 2017 yaşadı. Büyük bir badire atlattı. Hala da yaşamaya devam ediyor. Kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Hem camianın üzerinde, hem taraftarın üzerinde, hem Konya ve Konyalı üzerinde. Birazdan onları da konuşacağız. İlaç gibi gelecekti. Galatasaray maçından alınacak puan ya da puanlar olmadı. Dediğim gibi teknik heyet eksik yönlerimiz var, onları geliştireceğiz dedi. Zannedersem eksik yönde psikolojik olarak oyuncular üzerinde o oluşturulacak hamleler olacaktır. Fiziksel katkının dışında psikoloji çok önemli. Takım da şu anda psikolojik olarak çok iyi durumda değil yani. Bunun tamir edilmesi gerekiyor öncelikle. Evet, bir ara verelim. Reklamların ardından spor gündemi devam edecek. Tekrar birlikteyiz. Spor gündemi devam ediyor sevgili izleyenler. Evet, Konyaspor geride kalan haftalarda oynadığı maçlar içerisinde belki de en önemli ve kaybettiği maç Alanyaspor karşılaşması oldu iç sahada. Bunun dışında oynadığı maçlarda kaybedilen puanlara baktığımızda Konyaspor'un çok da aman aman, çünkü fikstüre baktığınız zaman Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir gibi şu anda zirveye oynayan ve ligin kadro yapısı ve kadro değeri bakımından ligin en üstünde yer alan ekiplerle sadece Fenerbahçe dışında oynamış oldu. Biraz daha rahat bir fikstüre kavuşacak herhalde bundan sonra. Bir de bir maç daha var. Osmanlı Spor'da oynayacağı seyircisiz oynama maçı. Sonrasında seyircisine de kavuşacak. Ligin 3'te 1'lik bölümünü seyircisiz maçlarıyla tamamlamış olacak Konyaspor. Ondan sonraki süreç için biraz daha rahat bir ortama kavuşur mu? Yoksa ciddi manada taraftarlarımızın bir kısmı buna inanıyor. Çünkü sıkıntı içerisindeyiz. Büyük problem yaşıyoruz şu anda. Düştük, öldük, bittik durumunda. Ben tam olarak öyle bir senaryo şu anda uygulanabilir yani bulmuyorum açıkçası. Öyle bir şey söylemek çok çok büyük bir öngörü olur. Öyle bir karar vermek çok yanlış olur. Çünkü ben bunu oynadığı futbol bakımından değerlendirmek isterim Konyaspor'un. Evet, Alanyaspor maçı Konyaspor'un belki de hem oyun olarak hem de skor olarak bu dönem 8. maç itibariyle en kötü karşılaşmasıydı. O maç için ahvah etmek belki çok yanlış olabilir. Çünkü hakikaten hak edilerek alınmış bir mağlubiyet tanımlaması yapılabilir o maç için. Ama mesela bir Malatyaspor karşılaşması da bence orada kaybedilen bir 2 puandan bahsedebiliriz çok rahat.
Biraz önce değerlendirmesini yaptık. Arada sizinle beraber o Alanyaspor karşılaşması ne kadar hak edilerek alınmış bir mağlubiyet olsa da yine de hakikaten içimizi sızlatan bir mağlubiyet. Çünkü o maçta alınacak bir 3 puan şu anda Konyaspor'u neredeyse 8. sıraya taşıyabiliyordu. 8. sırada olabilirdi şu anda Konyaspor ama 15. sırada. Şimdi 8. sırada önümüze bu hafta bu tablo konsaydı, yani senin bahsettiğin senaryoların hiçbiri akıllara bile gelmeyecekti. Onun için bu 3 puan için bu senaryoyu yazmak ve bu senaryonun devam ettiğini söylemek bence çok yanlış olur. Ona katılmıyorum. Şöyle bir avantaj, ben bu maç itibariyle, Galatasaray maçı itibariyle aslında Konyaspor'un taraftardan elde edeceği avantajla ilgili kaybını noktaladığını düşünüyorum. Yani Osmanlıspor maçını ben taraftar olmasa da Konyaspor'un 3 puanla tamamlayacağını düşünüyorum. Çünkü Konyaspor'un bu yıl oynadığı futbolun çok öyle kötümser bir tablo çizeceğimiz bir futbol olduğunu düşünmüyorum. Ama çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Yani Aykut Kocaman sisteminden Akçay sistemine geçiş hakikaten Konyaspor için aslında çok büyük bir mesafeyi bir anda geçmek demek. Yani bunu olumlu olarak adlandırabilirsiniz, olumsuz olarak adlandırabilirsiniz. Benim Konyaspor sohbeti yaptığım arkadaşlarımın bir kısmı şunu söylüyorlar mesela. Evet, belki çok büyük zevk almıyorduk oynarken Konyaspor ama kazanıyorduk. Bir şekilde o hafta sonunda hanemizde 3 puan görüyorduk. 1-0, 2-1, yarım 0 evet. Ama 3 puan görüyorduk. Hep yukarılardaydık ve bu bizi tatmin ediyordu. Bazıları da diyor ki, hayır bu, yani bu yıl yeniliyoruz. Ya da en azından çıkacağımız kolay ya da basit, zor takım ayrımı yapmadan bu hafta Konyaspor ne yapar diye büyük soru işaretleri hissediyoruz. Ve en azından şunu biliyoruz ki ne yaparsa yapsın bir şekilde hücum varyasyonları deneyecek. Daha önde takımı kuracak ve biz daha önde bir karşılaşma izleyeceğiz. İşte spektaküler hareketler yapmaya oyuncu sayımız, yapan oyuncu sayımız çok daha fazla. Şimdi böyle iki taraftan da bakıyor futbol severler olaya. Ben Konyaspor'un bu bahsettiğim mesafe, yani Aykut Kocaman futbolu ve Akçay futbolu arasındaki mesafede ne kaybettiği ne kazandığıyla ilgilenmekten ziyade şununla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Bu futbol tribüne daha fazla seyirci çekecek mi? Gördüğümüz kadarıyla, yani cezadan dolayı bunu tam olarak test edemedik ama Avrupa maçında, ilk sahamızda oynadığımız Avrupa maçında çok da fazla ilgi olmadığını gördük. Şimdi geçen sene insanlar bunun serzenişini yapmıyorlar mıydı? Hani bundan şikayetçiydik. Aynen öyle. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu yılki kombine sayısına bakıyoruz. Kombine sayısında düşüş var. Var. Test ettiğimiz bir iki karşılaşma var. O karşılaşmada tek satılan biletler de çok az. Demek ki burada başka bir problem var. O problem nereden kaynaklanıyor? Onu tespit edelim. Yapılan transferler. Yapılan transferler demek ki tribünleri çok fazla tatmin etmedi. Yani evet, hücuma dönük oyuncu sayımız biraz daha fazla. Oyun anlayışı bakımından biraz daha rakip sahada oyunu oynamayı tercih eden bir takım haline dönüştük ama seyirci diyor ki bu futbolcularla bu oyun mantalitesi bizi hüsrana uğratabilir. Çekiniyor, korkuyor. Yani işte biraz önce spesifik bir örnek verdik. En azından hücum oyuncularımız, yani forvet oyuncularımız çok daha ayağa yere basan, takım tıkandığında, pozisyon üretemediğinde kendisi bir şeyler geliştirebilecek kapasitede oyuncular olsaydı diyor. Birçok insan. Görüşünü almayı başarabildiğimiz birçok insan. Ve bunda haklılar, doğru. Yani çok net tabii ki. Traore. Aynen öyle. Traore belki bu katkıyı sağlayacaktı. O da çok büyük bir şanssızlık oldu. Yani sezonun ilk maçında kendisini kaybettik. Biraz önce Alanya maçını konuşurken Wagner Love örneğini verdik. Wagner Love'u çıkar. Alanya belki de hiçbir şey. Al evet. Onu koy. Konyaspor çok şey. Tamam, Wagner Love'u git al demiyoruz. Ama o ayarda bir borcun olsaydı. Bulabilecek yani Konyaspor. Transferlerle ilgili genel konuştuğumuzda şunu söylüyoruz. Türkiye Kupası'nı almış. Süper Kupayı ligin hemen başında almış. Artık bir kademe yükselmiş. Son 2-3 sezonda ligde artık
7. 8. sıranın altına düşmeyen bir takımın oyuncu transfer politikasının ortalamasını tutturduğu tek oyuncu bence Mehdi. Bu olmamalıydı. Ve Traore. Traore'yi de kaybedince bir kişi kaldı. Ya, onun üstünde transfer yapmış bir takım aslında baktığımızda taraftarı tatmin edecek seviyede tek transfer yapmış gibi görünüyor. Bence problem biraz buradan kaynaklanıyor. Ben özellikle seyirci ilgisinin hem bu 5 maç cezadan kaynaklı hem de az önce özetlemeye çalıştığım nedenlerden dolayı bu sezon çok yükselmeyeceği kanaatindeyim açıkçası. Evet, sevgili Mustafa sen de yorumla istersen sonra devam edeceğim. Ben transferlere bakıyordum bu arada tam sayısını verebilmek adına. Çünkü siz onun üzerinde bir rakamı da kullandınız hakikaten öyle. Son 3 sezona baktığımız zaman son 3 sezonda yapılan transferin toplamından daha fazla oyuncu kadroya katıldı bu yaz. Teknik direktör değişikliği oldu. Bu sistem doğal, değişikliği, tabii, giden doğal oyuncular var. Aynen öyle. Bu doğal yani bu doğal karşılanacak bir şey. Ama önemli olan burada nicelik değil, kalite, nitelik olmalıydı bence. Yani. Nitelik konusunda problem yaşadığımız düşüncesindeyim. Evet. Transfer konusu mu? Yani konu ne? Yani baştan istersen Ali. Yok ya hani hocanın yaptığı yorum üzerinden. Hocam transfere tabii gelirken ilk başta çıkış noktamız şuydu. Alınan cezanın tamamlanıyor olması ve bu geride kalan süreçte Konyaspor'un etkileyen en büyük faktörlerden bir tanesi fikstür dezavantajı ve tribün desteğinden yoksun olmasıydı. Bundan sonraki süreçte Konyaspor yani ilk oynayacağı maç olan deplasmana gideceği Kayserispor ama hiç kredisi yok şimdi. Bu dakikada. Ben mesela, yani lig bugün başlıyor gibi düşünürsek bundan sonra Konyaspor'un hiç kredisi yok. Mustafa mesela muhabir olarak çok daha hakimdi. Ben onu merak ediyorum. Yani biz belki de çok az sayıda insanla bu konuda temas edebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama sen özellikle çok daha yakından takımı takip eden taraftarlarla bir araya gelebiliyorsun. Yani onların bu teknik direktör değişikliğine bağlı olarak Konyaspor'un futbol anlayışının değişmesiyle ilgili yorumları neler? Yani takımdan daha mı memnunlar, bu şekilde oynaması mı onları tatmin ediyor yoksa? Yok, hayır. Yani Aykut Kocaman'ın oyun anlayışı, sonuç odaklı ve daha çok işte top bir şekilde ayağımızda olsun da önemli değil. Dikine ya da yatay oynamamız önemli değil anlayışı mı daha çok heyecanlandırıyor? Yani onu... Sen daha çok konuşuyorsundur muhtemelen. Geçtiğimiz yıllarda kamuoyu bu konuda ikiye bölünmüştü zaten. Evet. Bir kısım sizin bahsettiğiniz şekilde skoru alalım. Çok önemli değil. Bizler de burada geçtiğimiz sezon yaptığımız yorumlarda belki karnımız ağrıyor. Belki masaların altına giriyoruz stresten, sıkıntıdan. Yan pas, geri pas çok sıkıcı. Ama tabelaya baktığımızda Aykut Hoca haklı, halk tabiriyle dağılın beyler diyorduk hep beraber. Ve büyük bir kısmı da kamuoyunun yani büyük bir kısmı da sonuca odaklı oyunun yani başarının gelmesiyle beraber artık bir tatminsizlik ortaya çıkmaya başladı. Hem lig üçüncülüğü ilk senesinde geldi hem Avrupa'ya gidildi 6 maçta 1 puan çıktı. Beklentiler yükseldi. Daha iyi transferler beklendi. Neden transfer yapılmıyor dedikoduları arasında, söylentileri arasında homurdanmalar oldu, maç içerisinde ıslıklamalar oldu. Bunu Aykut Kocaman da yaşadı. 4 yediğimiz, 5 yediğimiz maçlar oldu. Hatta bir Başakşehir maçında 3 olduktan sonra rakip takım alkışlandı. Neler neler yaşadık. Sırf bu şeydi yani oyuncu kalitesiyle alakalı. Aykut Kocaman buraya geldiğinde ben 3 istersem ya da 5 istersem yönetim 6 oyuncu alır ben aldırmıyorum demişti. Evet. Ama Aykut Kocaman'a da kimse hocam sen kredini doldurdun artık bu oyunla hadi git demedi ki. Aykut Kocaman kalsaydı kamuoyunun büyük bir kısmı yine baş üstünde taşıyacak. Yine belki o futbola göğüs gelecek. Sonuçta başarıyı istediği için ona sabredecekti. Ama sözleşmesi henüz bir yıl daha olmasına rağmen Aykut Kocaman en büyük zaafı Fenerbahçe'ye tercih etti ve gitti. Hatta bir sene önce gidecekti. Buraya
Erman Toroğlu geldiğinde, bana sorduğunda devre arasında buraya bir maça geldiğinde ben kendisine söyledim. Yok gidecek dedi Aykut Hoca. Hayır dedim. Yani Aykut Kocaman gibi bir adam sezonun ortasında bırakıp gitmez. Ha bu sezon sonu olur, önümüzdeki sezonun başı olur bilemem diye de kendisine ifade etmiştim. Herkes hazırlığını yapmıştı, İstanbul medyası. Herkes bunu bekliyordu zaten. Şimdi bu seneye baktığımızda ise sezon başladığında özellikle Trabzonspor maçı, iç sahada kazanılan Gençlerbirliği maçından sonra taraftarın büyük bir kısmı oh be, yani bu, böyle bir futbola hasret kalmıştık. Neredeymiş bu hoca, bu takım demeye başlamıştı. Sonra tabii skorun gelmemesi, oyuncuların golleri kaçırması, etkisiz olması ki en büyük etken, bir kez daha söylüyorum, Konyaspor'un belini kıran, şu anda sıralamada da burada olmasını sağlayan, mesela bir taraftar olsaydı Alanya maçı kaybedilmezdi. Bugün de daha rahat yorum yapıyor ve konuşuyor olurduk. Çok transfere de bakmazdık ama transferlerin yeterlilik konusunda ben de katılıyorum. Bir tık ya da iki tık daha kaliteli oyuncular alınabilirdi. Bunlar tercih edilebilirdi. Yönetim açısından baktığımızda onlar da bütçeyi çok bozmama adına belki 3 milyon euroya yakın tüm toplamına bedel olarak baktığımızda para harcayarak bu transferleri yaptılar ama 2-8-3 arası. Daha kaliteli olabilirdi. Bunları mesela bir Galatasaray maçında işte az önce söyledim, 54'te golü yedikten sonra oyunun sıkıştığı bölümde oyunu açabilecek bireysel yeteneğiyle sonucu etkileyebilecek, bizleri mutlu edebilecek bir oyuncu olabilirdi. Eze iyi top indiriyor, iyi top saklıyor, iyi de vuruyor. 8. haftadayız. Bugün çok iyi transfer yapan takımlar var. Daha düşük puandalar. Ama başka bir örnek verecek olursak da Süper Lig'e ilk kez yükselmiş bir Göztepe'de ligi force ediyor şu anda. Böyle gider mi? Tabii ki düşüş dönemleri yaşayacaklar. Ama bugün Konyaspor hem iki kupanın hem de elde edilen o önemli derecelerin ardından daha kaliteli bir kadro kurabilirdi. Yalnız devre sonuna kadar bu kadro devam edecek ve şu konuda ben katılıyorum Selahattin'e de ve size de. Şimdi baktığımızda hocam bir Kayseri deplasmanı, sonrasında Osmanlı maçı çok da kolay olmayacak. Yani İrfan Buz Hoca da çok deneyimli bir hoca. Onunla beraber Konyaspor'u rahatlatacak bir dönem geliyor diyebiliriz ki özellikle iki maç evinde oynayacağı Bursa ve Karabük maçları var. Kasımpaşa deplasmanından sonra ve arada da yani Konyaspor Antalya ile oynuyor. İlk kez taraftarıyla buluşacak. Yani Antalya maçını da eklediğimizde 4 haftanın 3'ünü evinde oynuyor. Yani eğer bu 3 maçı alırsanız şu 3 puanlı sistemde 9 artı yazabilirseniz eğer fikstürünüzde puan sıralamasında bir anda sizi bu dediğiniz gibi 8'e 7'ye çıkartabilir. Ama bu sene birazdan geleceğiz konulara hocam. 2017 gerçekten hem taraftarımız adına özellikle hem bizler camiamız adına bir kara yıl oldu. Komplolar, üzerimize oynanan oyunlar, algı operasyonları, yapılmak istenenler, işte bir Eskişehir, Bursa ve Trabzon'un yaşadıklarından sonra alınan kupalardan sonra federasyon sistemi bile değiştirip eleme sistemine geçmişken burnumuzdan getirdiler. Bu süreçte eğer biz sakin, sağduyulu, vakarlı böyle kalabilirsek ve onların bu oyununa düşmezsek, tuzağına düşmezsek, o büyük taraftarın dönmesiyle asıl Kartal'ın işte o gücünün nüksetmesiyle tekrar o gücün ortaya çıkmasıyla beraber onların da eğer engellemeye çalışanları bir farklı planları varsa Konyaspor'un üzerinde işte bu sene yıpratalım düşürelim gibi bir planları da varsa ki hocam hakemleri özellikle konuşmamız gerekiyor. Onları boşa çıkartmış olacağız taraftarın gücüyle ama işte maça geldiklerinde sadece takım odaklı destek vermeleri gerekiyor. İşte federasyona kızıp, ona kızıp, hakemlere kızıp da tekrar böyle fevri hareketler, söylemler olursa zaten biliyor bizim taraftarımız kendileri küfür etmedikleri maçtan ceza yemişken, bunları yaşamışken tekrar onların eline koz veririz. Bir maç vereceği cezayı 3 maç yaparak bu emellerine ulaşma. Yani ben bunu bir şey olarak söylemiyorum. Hani baktığımızda böyle bir senaryo kurmuyorum. Şu anda ortaya Özgür Yankaya. Bizim en son hangi maçımızı yönetti Galatasaray maçından önce Selahattin? İç sahada. Akhisar maçını yönetti. Bir önceki maçı yönetti hocam. Üst üste iki defa Konya'ya geldi. Akhisar maçını yönetti bir hafta önce Konya'da. Konya deplasmana gitti geldi. Tekrar Özgür Yankaya.
Açın bakın bakalım hangi takıma 2 hafta üst üste kendi sahasına aynı hakem verilmiş. Yakın bir yerlerde oturuyor herhalde. Gelip gitmesi rahat oluyor. Şimdi bu adamın ismi Galatasaray gol atarken ayağını kaldırarak konuşulmadı mı aylarca? Gol atarken ayağını kaldırdı, gole vurur gibi diye topa. Şimdi burada ulusal medyadaki ahlaksız, edepsiz, eyyamcı yorumcular var ya, şov yapanlar, boyunlarına piton dolayanlar, işte bikini giyerim diyenler, birbirlerinin formalarını giyenler, biri konuşurken öbürü aoo diye bağırıp da böyle şaklaban gibi harekette bulunanlar kalkmış diyor ki yayında, efendim Allah vergisi 30 santimetre diyor, ona diyor yapacak bir şey yok diyor, bel altından aklı sıra vurmaya çalışıyor, sulandırmaya çalışıyor. Aynı şekilde Konyaspor Galatasaray'a 30 santimetre ile gol atmış olsaydı medya bunu kaç gün konuşurdu? Ne kadar malzeme yapardı? He? Rock musun? Anladınız artık. Rock musun? Rock musun derler ya adama. Kısaltılmışı isminin senin. Ahlaksız, edepsiz herif. Böyle örnek veriyorsun böyle bir şehrin, koskoca bir şehrin takımının yediği gole sulandırarak adı üzerinde program yapıyorsunuz. Algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yaralamaya çalışıyorsunuz. Offside kardeşim. Offside. Lamıcım yok ama Anadolu takımı yerse bu. Önemli değil. Malatya maçına gidiyorsunuz abi. İlk yarı hemen protokol tribünün önü orta çizgiyle taç çizgisinin kesiştiği nokta kırmızı kart. Eze'ye yapılan hareket. Net. Hakem hocalara söyledi. İki tane de penaltı var. Trabzon maçı öyle. Hangi bir maçı sayayım? Her maçta. Yani bunları düşününce diyorum ki bir plan, bir program, bir yeme operasyonu varsa bekleyin Konyaspor taraftarını. Büyük taraftarı bekleyin. Onlar sağduyuyla, sabırla, küfretmeden ben biliyorum büyüklükleriyle, Antalya maçıyla başlayarak iç sahadaki bak 4 maçın 3'ü iç sahada. Kasımpaşa maçıyla beraber saydığımız Antalya maçı, Kasımpaşa maçı, Bursa Karabük. Al bakalım nereye götürüyor seni. Onu da taraftar alacak işte. Arkadaşlar şurada fazla bir zamanımız kalmadı. Sabredeceğiz. Az önce, az sonra yine o olan olaylara, algılara da geleceğiz Selahattin. Yani ikisi 2 gündür konuşulanlara da bir taraftar üzerinden. Bu arada Ferit Koral'ın selamı var. Lüleburgaz. Evet. Eski Lüleburgaz öğrenciniz. Eski öğrenciniz, bizim de dostumuz. Evet, evet. Selahattin sana ve hocama selam göndermiş. Biz de Lüleburgaz'a, Ferit kardeşimize selam gönderelim. Evet. Perşembe günü Avrupa maçı var. Reklama da az bir süre kaldı herhalde. Cumali. Bu süreyi de değerlendirelim. Perşembe günü Avrupa maçı var. İşte taraftardan konuşuyoruz. Bir taraftan yeterli desteği alamadığımızı düşünüyoruz. Bir taraftan ara mı vereceğiz? Bölünmesin o halde. İkinci bölümde konuşalım. Sorular var. Çok güzel sorular. Baktım şöyle bir. Onları da yönelteceğim sevgili Mustafa'ya. Ali Çambalı konusu özellikle merak ediliyor. O konuda sorular var. Hocaya da soruldu maçtan sonra biliyorsunuz. Konuşalım hepsini reklamların ardından. Atik Erkonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Salzburg'u konuk edecek. Şu anda grubun en formda takımı. 4 takımlı grupta Vitória Guimarães'ı Konya'da mağlup etmişti son maçında Atik Erkonyaspor ve Fransa deplasmanında Olympique Marsilya'ya da 1-0 mağlup olmuştu. Salzburg'da ilk maçını oynayacak. 3. maçlar oynanıyor grupta ve Salzburg şu anda grubun lideri. Lideri derken açık ara bir fark yok. Konyaspor kazanırsa tek lider Konyaspor olacak. Böyle de bir durum. Konyaspor kazanırsa ki kazanacağını düşünüyorum ben. İtici gücü taraftarı arkasında 90 dakika durduğu sürece Konyaspor Konya'da kolay pes etmeyen bir takım. Bunu biliyoruz. Salzburg maçını aldığı zaman Konyaspor 6 puan ve gruptan çıkmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta kalacak. Başka hedeflere konuşabileceğiz. Bu anlamda bir şu anki bilet satışı yeterli değil. Bunu bir sağlamamız lazım. Bunu konuşalım. İki, Konyaspor'un kazanma şansı nedir? Gruptan çıkma şansı nedir? Bunları konuşalım. Karşılaşma saat 20'de oynanacak bildiğim kadarıyla. Evet, Perşembe akşamı saat 20'de. Evet, yazabiliriz ekrana arkadaşlar. Hafta içi olmasına rağmen bence yani gelinemeyecek bir saat değil. İdeal bir saat. Bazı maçlar 22.05'te de oynanıyor biliyorsunuz ama 20 bundan ideal bir karşılaşma. Öyle olacak hocam. Aynen öyle. Onun için bence bu maç özellikle hakikaten her şeyin çok sıcak olduğu bir maç. Konyaspor Guimarães'ı yendiyse Salzburg'u da yenebilir.
eksikliklerini işte o bahsettiğimiz belki taraftar desteğiyle tamamlayabilir. Oyuncuların Galatasaray maçında Mustafa'nın tabiriyle sakladıkları performansını bu karşılaşmada ekstra ortaya koymalarıyla belki yenebilir. Ama şunu da gözden kaçırmamalıyız ki biz son çeyreğini, özellikle Guimaraes maçının son çeyreğini çok iyi oynamadık. Yani karşılaşma bir 10-15 dakika daha olsa belki o 3 puanı da alamayabilirdik. Karşılaşma tarafların 1 puan almasıyla da sonuçlanabilirdi. Onun için bence Konyaspor'un özellikle o noktada, çünkü Avrupa takımlarıyla oynarken karşılaşmayı 90 dakikanın tamamına yaymak çok çok önemli. Bunu ligde üst düzey takımlarla yaparken de uygulamak çok önemli. Bu bakımdan bir kere ayrı bir konsantrasyonla çıkacaklarını ben düşünüyorum Konyasporlu oyuncuların bu karşılaşmaya. Ve özellikle deplasmanda maç kazanma ihtimali Konyaspor'un bu grupta çok az. Yani deplasmandan Konyaspor için alınabilecek en iyi sonuç beraberlik. Evinde alacağı bu galibiyetten sonra deplasmandan getireceği bir puanla ben grupta öteki maçların sonuçlarına da bağlı olarak belki daha sonra alınacak bir galibiyetin 8 puanın bile işe yarayabileceğini düşünüyorum. Yani bu grupta çıkmak adına alınacak son 3 puan olabilir. Yani ondan sonraki 2 beraberlik de bizi bir yerlere taşıyabilir ama diğer maçların skorları da önemli. Şu ana kadarki skorlar buna göz kırpıyor. Yani bunun için uygun. Ama tabii ne olacağını bilemeyiz. O bakımdan bu maç sadece 3 puan şeklinde sonuçlanırsa Konyaspor için bir önünün açılacağı bir karşılaşma olabilir. Bunun için de Konyaspor'un şu andaki kadro itibariyle futbolcuların günlük performanslarını sergilemeleriyle elde edilebilecek bir şey değil. Üstüne koyarak mücadele etmeleri gerekiyor. Ekstra performans sergilemeleri gerekiyor. Ve özellikle de Galatasaray karşılaşmasında ve bence Guimaraes karşılaşmasında da yaşadığımız defanstaki bireysel hataların da olmaması gerekiyor. Onun özellikle altını çizmekte fayda var. Evet. Bilet satışıyla ilgili tribün desteği, yani şöyle, zaten bir ceza ve futboldan uzak geçen 3-4 ay oluyor neredeyse. Son işte Vitoria maçında bir şans doğdu. 25 mi? Yani mi? Dışarıda kalan 3-5 bin kişi de vardı. Pasolik'ten dolayı tekrar aynı mağduriyetin yaşanmaması için önlem alınmalı. Onu da söyleyelim. Kesinlikle hiç az bir sayı değil. 2000-3000 kişinin bu konuda mağdur edilmesi, bir şekilde yüklenememesi sisteme. Yani bu açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü 2000-3000 kişiden bahsediyoruz. Bu insanları küstürür aynı zamanda. Perşembe gününe kadar böyle bir sorunun yaşanmaması lazım. Kesinlikle o maçta. Ve bununla ilgili de bence kamuoyunun aydınlatılması lazım. Yani üstüne basarak böyle bir problemin olmadığı, bunun telafi edildiği, çözüldüğü, hiçbir şekilde problem yaşanmayacağı insanlara teminat verilmesi gerekiyor. Çünkü insanların bir kere sütten ağzı yandı. Pasolik sisteminin o altyapısını gelip buraya yerleştirmesi gerekiyor. Evet. Birkaç şehirde uygulanan bir sistem var. Şu an burada yok. Evet. Yönetimin bu konuda bastırması, çalışması lazım. Tekrar perşembe akşam aynı sıkıntı yaşanırsa olmaz yani. Bir de bu bilet fiyatlarını ilk maç için şunu söylemiştik. Kombine satışlarını artırması için, yükseltmesi için 25, 50, 100 bu anlaşılır. Hani insanlar kombine alsınlar, kombine sayısı artsın. Hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kapsadığı için. Ama şimdi bu maça geldiğimizde artık ligin yavaş yavaş yani ortasına doğru geliyoruz. Tabii kombineye rağbet olmayabilir bu dakika. O yüzden yani. Dolayı evet. Tekrar 25-50 yapmanın bir mantığı yok. Evet. Yap 10 lira. Bak bununla ilgili evet. Tribünlerin dolmasını mı istiyoruz? Yani tamamen dolmaz. Yap arkadaş 10 lira. Yani zaten şu anda bizim paraya ihtiyacımız yok. Yani yok derken. Onu geçtim. Ya bizim taraftara ihtiyacımız var. Bak Mustafa diyor ki. Evet. Salzburg maçına misafirlerimi götürecektim ama Pasolik kişilerine kar bilet yok. Sistem kapalı diye milleti gönderiyorlar. Lütfen yönetime bu konuyu iletin diyor. Buyurun başka bir sorun da. Ya sorun çok yani bir tane değil ki. Localar konusu hangi birini sayayım ya, birçok eksiklik var. Yönetimin şu anda gerçekten çok yüksek tuttuğu, satamadığı yerler var. Tekrar insanlar oraya alamadı. Gittiler başka yerlerden aldılar. Çok bazı insanları küstürdüler. Ben her hafta genelde böyle söylemeye çalışıyorum. Niye içim yanıyor? İnsanlar bu şehirde ekmek yediği için, burada çalıştıkları için diyorlar ki benim katkım olsun takıma. Yani ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi de Sayın Hasan Kulaksız. Bir ki yani bizzat bildiğim için, bildiğim bir örnek olduğu için söylüyorum. Bu adam
Konyaspor'da eski stadyumda kimse daha o düzenlemeyi, tefrişatı, peyzajı bilmezken altyapısı Hasan Bey'in çevre düzenlemesiyle alakalı beton elemanları biliyorsunuz Necipoğulları. Oraların hepsini yapan insan. Bu adam 2 sene üst üste Hasan Bey 50 bin lira vererek 20 ve 30 bin lirayken localar 20 bin lira da cebinden fazla kulübe katkı olsun diye o ki para bulamadığımız dönemlerde hani meteliğe kurşun attığımız halk diliyle o dönemlerde böyle verdi paraları. Yani 2 sene sonra siz bu adama dediniz ki ya fiyat şu oldu yani arayıp tenezzül bile etmediniz yani yerinizi. İşte öyle olunca olmuyor. Olmuyor yani o zaman muhalifler çoğalıyor o zaman bak size Hasan Bey bu hizmet etmeye devam eder. Yani bugün koysanız yine çalışır gövdesiyle gel yönetime deseniz yine koşarak gelir ki geçen hafta da örnek verdim. Ben bizzat gözümle gördüğüm için kendi köyüne Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyüne 5 milyon lira yatırım yapmış. Altyapısını bitirmiş annesi ve babasının hayrat olarak oraya gitmiş aşevi yaptırmış köy konağı yaptırmış bir insan memleket sevdalısı. Burada yaşıyor Konya sevdalısı. Ama siz üzmeyeceksiniz abi bu insanları. Bilet fiyatları, localar, efendim diğer konular, bununla beraber iletişim eksiklikleri. Yani bu çok önemli. Şimdi hakemler konusundaki açıklamalar, her hafta hakkınız yeniyor. Bugün baktım çok cılız bir açıklama. Ha yönetim de şunu diyebilir. Ya açıklama yiyoruz, 100 bin lira ceza yiyoruz. Hak mahrumiyeti. Arkadaşım yani bunu usulünce yapalım o zaman. Evet. Yapın nasıl, Elinoğlu nasıl baskı yapıyor siyaseten. Diyor ki Galatasaray maçı taraftar giremeyecek deniliyor. Sonrasında nasıl baskı? Kim o zaman açıklayın? Baskıyı kim yaptı abi? Bugün 2 gündür Konyalı taraftarlar konuşuyor. O çocuklar, genç çocuklar konuşuluyor. Sebebi sizsiniz işte. Niye müsaade edildi madem? Ya da müsaade edenler kim? Sorumluları bunlar. Hangi birini konuşalım? Gelmiş burada dernek başkanlığı yapıyorsun. Efendim storlar açıyorsunuz. Bir taraftar orada uğraşıyor memleket aidiyeti milliyetçiliği için diyorlar ki ha bu saatten sonra ruhuna El Fatiha zaten kimseyi Konyasporlu yapamazsın. Adamın içinde yoksa affedersin hani derler ya soksan da girmez. Yani çiviyle çaksan da girmez adama. Çünkü yok içinde. Onların ruhuna El Fatiha onlar bitmiş. Onlara bir şey demiyoruz. Ama siz bu çocukla sebebi sizsiniz. Geçen sene getirip de insanların gözünün içine sokar gibi Galatasaray'ın tırını stadyumun önüne kurdurursanız buna müsaade edersiniz. Böyle ince ince kaşıya 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 ne olacak? Nereye gidecek bu iş? Bir taraftan da diyor ki şehri işte nedir milliyetçilik, aidiyet duygusu, şehri müdafaa. 3-5 tane genç çıkıyor ama bunu farklı malzeme yapıyorlar mesela. Kurdurmayacaksın o tırı. Küfür eder gibi oluyor biliyor musun? Konya'da. Maçtan sonra ben yayına gidemedim Selahattin. 10 dakika geçindim. Neden? Emniyet geldi anons yaptırdı orada. Otoparka inmeleri gerektiğini söyledi Galatasaray taraftarının. Ben 10 dakika sonra yayına geç gittim. Canlı yayına bağlanacağım. Arkadan Galatasaraylı taraftarlar geçiyor ki zaten plakaların çoğu 42. Hak getire. Çoğu dışarıdan gelmiş. Yarısından fazlası da bizim plakamız. Oradan sataşıyorlar, laf atıyorlar. Ben de hadi abi, hadi abi diye kızdım orada. Bizimkiler de, yayındakiler de hadi bağlan bir an önce anlamında. Sonra canlı yayına geçtiklerini söylediler. Oradan küfür ediyorlar, sataşıyorlar. Belki canlı yayına geçmiş olsa kimse yok orada. Geçmiş olsam oradan bir sataşma olacak, bir küfürleşme olacak. Belki orada arbede yaşayacağız Galatasaray taraftarlarla. Çok rahat arkamızdan geçiyorlar, canlı yayın aracının yanında. Laf atarak gidiyor adam. Orada sütçü falan vardı, onlar da gördüler. Yani biz sebep veriyoruz bunlara. Siyasetse o zaman siz de kullanın. O koyun ağırlığınızı. Peki yedirmeyin bu memleketin hakkını. O az sonra taraftar olayına geleceğiz zaten. Hani demek istediğim, ya bu suçlu, şu hatalı, bunu tasvip ettiğimiz bir yönü yok. Ama ortada bir yıllardır taraftarın bir mücadelesi var. Yeni nesil Konyasporlu olsun. Memleket hayranı, sevdalısı olsun. İşte gurbetten mesajlar geliyor. Taşına toprağına kurban diyor. Uçaklar iner inmez diyor. Memleketimin Konya'mın diyor. Betonlarını, taşını, toprağını öpüyorum diyor. Derdimiz bu. Yani gidin dernek başkanlığı yapacaksanız İstanbul'da yapın. Orada İstanbul takımlarına hizmet edebilirsiniz. Oralara storlarınızı açabilirsiniz. Ha kozmopolit Konya çok göç alan bir şehir. Memuru var, amiri var, efendim her yerden insanlar. Kimseye kota koyamayız biz. Herkes istediği takımı tutabilir. Burada bir şey yok. Ama burada bir olgu var. Şimdi yeni olmadı ki. O olaylara gelince konuşalım Selahattin. Evet, daha ekleyeceğimiz şeyler var konuşalım madem. Hocam konu. Yani bu Salzburg maçı grupta adamlar bir puanla ikinci, gruplarında çok güçlüler, çok iyi bir takım.
grubun favori bir takımı ama yenilmeyecek bir takım değil. Ligin dışında Vitoria maçında bize Konyaspor bu maçı da alabileceğini gösterdi. Avrupa'da daha farklı oynadığını, daha iştahlı olduğunu bize gösterdi. Yenebiliriz. En kötü berabere kalırız. Yani benim düşüncem. Yenilirsek asıl şoku yaşarız. Hı hı. O yüzden neden olmasın? Evet. Şöyle bir tamamlama yapayım. Evet. Ben o konuya geçmeden önce Mustafa'nın verdiği örnek daha belki daha küçük bir örnek ama şimdi hakikaten çok büyük bir değer ve önem veriyor taraftarı Konyaspor'a. Konyaspor'a ve Konyaspor yönetimine doğal olarak. Ve karşısında da beklenti olarak kendisinin de kıymetli olduğunu hissetmek istiyor. Değerli olduğunu hissetmek istiyor. Tabii değerli olduğunu hissediyor. Yani en büyük beklentisi budur insanın. Karşıdaki insan tarafından bir şekilde ona değerli olduğunun hissettirilmesi. Şimdi mesela biz kombine kart sahiplerine değerli olduğunu nasıl hissettiriyoruz yönetim olarak? Şunu yapıyoruz değil mi? Kombine kart sahibi olanlara sezon başında bir hafta 10 gün önce öncelik tanınıyor. Koltuk seçme hakkı veriyoruz. Öncelik tanıyoruz. İşte ücrette belli bir indirim yapıyoruz. Ama orada çok küçük detaylar var, onları atlıyoruz. Niye bu örneği veriyorum? Bu sene mesela 10 tane kombinenin niye gittiğini, niye 10 tane eksik olduğunu, kaç bin eksik bilmiyorum geçen yıl. Ama 10 tanesinin niye eksik olduğunu biliyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Kombinesi olan taraftarların bir önceki yıl oturduğu koltuğu alma şansının olması lazım. Evet. Siz eğer açtığınızda, kombine sahiplerine bilet satışını açtığınızda bütün koltukları açarsanız başkası birisinin bir yıl önce oturduğu koltuğu alırsa o zaman geç kaldığı için o koltuğu alamayan adam küser. Böyle 10 tane kombinenin niye alınmadığını biliyorum. Belki sayısı daha fazla. Diğerleri satıldığı için. Bunun çok basit bir şeyi var, çözümü var. 10 gün önce açtınız ya bu koltukları. Bir hafta önce açarsın. Herkes yerini alır. Aynen öyle. Olmadı. 3 gün bunlara süre verirsin. Dersin ki eğer eski koltuğunu almak istiyorsan 3 günün var. Yoksa diğer kombine sahiplerine ben o koltuğu da açacağım. Sen 3 gün içinde bunu al. Bir yolu var yani. Basit, yapılabilir. Çok kolay bir yöntem. Yani ve bu böyle yapılıyor dünyanın her yerinde. Yani ama benim bildiğim 10 tane. Evet. İşleyişte yaşanan sıkıntılar. Aynen öyle. Yani bu tür problemler çok küçük problemler. İşte Mustafa'nın ve, söylediği bir loca sorunu gibi. Aynen öyle. Ve bunlar iletişimde çok rahat çözülebilecek şeyler. Yani olayın fazlasıyla içerisine girmiş bir yönetimin bunları çok rahatlıkla halledebileceği konular olduğunu düşünüyorum. Bize zaman kaybettiriyor bu tür şeyler. Konyaspor standardında bir kulübün bunları aşması lazım düşüncesindeyim. Dünden itibaren özellikle taraftar olayı yaşıyoruz. Ulusal medyanın fazlasıyla gündemine giren, sosyal medyada görüntüleri yansıyan olaylar. Şimdi bir kere suçun bireyselliğini unutmamamız lazım. Burada dün akşamdan beri yapılan, özellikle ulusal medyada yapılan bu olaylar anılırken, ifade edilirken cümlede özne pozisyonuna Konyaspor'u, Konyaspor taraftarını koymak gibi bir hata var. Bu bence çok büyük bir yanlış. Yani bu bilinçli olarak da yapılıyor olabilir. Emin olmadığım için net bir şey söyleyemem. İstem dışı da yapılan bir şey olabilir. Ama yanlış. İkisi de yanlış. Burada bir kere bir bireysel bir hata var. 3 tane, 4 tane, 5 tane sayısını bilmiyorum. Hakikaten en basit tabiriyle kendini bilmez. Bırakın taraftarlık duygusunu. Bence insanlık duygusundan, insanlığın gereği olan duygulardan uzak birkaç tane kişinin yaptığı bir eylem. Başka bir şey değil. Bunun başka bir tanımlaması yok. Bunu ne herhangi bir taraftar grubuna, ne Konyaspor'a, ne bu camiaya atfedemezsiniz. Bile isteye. Bu yapılabilecek en büyük hata. Çok büyük bir yanlış. Bu kısmını bir kere çok net bir şekilde belirtelim. Orada yapılan hareketin herhangi bir spor ahlakıyla, spor davranışıyla açıklanabilmesi zaten mümkün değil. Çünkü bizim önce bu gençlere taraftarlık duygusundan önce insanlığın temel değerlerini ve sevgiyi öğretmemiz gerekiyor. Empati duygusunu
Bunları da geliştirmemiz gerekiyor. O gençler, o suçu işleyen, o hatayı yapan gençler, o Galatasaraylı arkadaşlarının yerinde kendilerini önce düşünmeliler. Ben de aynı pozisyonda olabilirdim. Ben de canım kadar sevdiğim takımımın formasını elimde taşırken başka takım taraftarlarınca böyle sıkıştırılsaydım nasıl hissederdim? Bunu düşünebilmeliler. Eğer bunu düşünebilecek bir eğitimi, bir altyapıyı vermediysek zaten biz bu gençlere, o zaman sadece onları suçlayarak da işin içinden çıkamayız. Orada da bir problem var. Asla tasvip edilmeyecek görüntüler. Ama bununla ilgili özellikle sosyal medyada yayınlandıktan sonra, paylaşıldıktan sonra ulusal medyada, özellikle televizyonlarda bu konunun gündeme getirilerek Konyaspor'un, Konyaspor taraftar gruplarının bir şekilde işin içerisine sokuluyor olması başka bir yanlış. Bu da işin bir başka boyutu. Onu ayırarak konuşmamız lazım. Bence özellikle taraftar grupları ve Nalçacılılar olabildiğince krize erken müdahale ettiler. Asla tasvip etmediklerini ve hatta Nalçacılar grup lideri Sayın Apalı'nın bu öğrenci arkadaşını evine kadar giderek ziyaret ettiğini, Salzburg maçına davet ettiğini bugün yayına girmeden önce öğrendim. Bu çok güzel müdahale. Bence bu tepkiyi ve bu organizasyonu bir şekilde resmi olarak kulüp yönetiminin de işin içine girerek sağlaması, göstermesi çok yerinde oldu. Onun için burada suçun bireyselliğini unutmadan olaya yaklaşmamız lazım. Ve krizi İstanbul medyasının, ulusal medyanın değil, aslında bizim yönetmemiz lazım. Hatamızı, en büyük hatamızı orada görüyorum. Geç de olsa ama bir şekilde başardık. İnşallah tekrarlamaz çünkü bu coğrafyaya hakikaten hoşgörünün başkentine yakışmıyor bu görüntü. Zaten bu sezon hafta geçmedi ki bir şey yaşamayalım. Her maçın ardından bir sorunla yoğrulduk böyle. Evet. Bir sorunla baş başa kaldık. Bir hafta boyunca biz onunla uğraştık. Bir yenisini daha ekledik işte onlara. Evet. Şimdi şunu da es geçmeyelim de. Hocam tespitleri bu. Bugün pazartesi. Arkadaşlar bir yakın gösterelim. Gel bakalım yiğidim. Şu önce şurayı güzel bir başlık olduğu için bunu aldık. Bizim Yeni Konya Gazetesi Anadolu Medya Grup yayın organlarından Hüseyin Avni Uğur spor müdürüne teşekkür edelim. Sağ gösterip sol vurdular diyor hocam. Konyaspor'un lider karşısında değil bir puan kazanması adına her şey yapıldı. Sarı kırmızı taraftarların alınmaması hususunda değişen karar ve hakem ataması kayıp için yetti aslında diyor. Gerçekten son gün, 1-2 gün önce bu hamlenin yapılması, Konyaspor'a hem taraftar cezası veriyorsunuz ve bu cezayı duble yaparak, ikiye katlayarak rakip taraftarı alıyorsunuz. Maç öncesinde takımlarını çağırdılar, duyulmadı. Yani müzikler falan açıldı. Maç sonunda Konyaspor marşı falan girildi. Onlar çıkana kadar, ama maç içinde müdahale edemiyorsunuz onların tabii ki desteklerine. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Güzel de bir yazı yazmış. Yeni Konya Gazetesi spor müdürü. Şimdi olayla alakalı dediğimiz gibi biz öncelikle şuradan başlayalım. Anadolu Medya Grup yayın organlarından bir tanesi KONTV. Ve biz yaklaşık Selahattin Bey'le beraber, değerli kardeşimizle ve Mehmet Koç'la yıllardır Konyaspor'un peşinde ya da Konyaspor'un peşinde koşuyoruz ve tarafız. Tarafız yani. Taraf ne demek? Hani taraftar ne demek? Taraf demek. Biz tarafız. Ama doğrudan tarafız. Memleketten tarafız. Samimiyetten tarafız. Yanlışa doğru demek zaten ne bize, ne insanlığımıza, ne kişiliğimize yakışır. Siz de ifade ettiniz. Öncelikle ebeveynlere, ailelere büyük iş düşüyor bu konuda. Oradaki yaşanan durum, az önce ilk o pasaj olarak geçtiğim kısımla alakalı hep empoze edilen, işte nedir bu insanlar? Sosyal medyada, taraftar gruplarında sürekli takılan gençler, gezen insanlar ve memleket aidiyetini yaşamak isterken günlerce, hocam belki takip ediyor musunuz? Ben hepsine bakıyorum. İşte şu buraya giremez, bu burada gezemez,
burada bunu yapamazsınız gibisi söylemlerle insanları böyle dolduruşa getirerek günlerce sonrasında bu tip olayların olmasına sebep olunuyor. Şimdi tarihe baktığımızda ben hep örnek vermişimdir. Eskişehir'de farklı bir formalı insanı porsuk çayına atmışlardır. Atarlar. Bunu biliyoruz. Trabzon'da Trabzonspor'a rakip olarak giden bir Fenerbahçe misal, bırakın Trabzon'da orada kamp yapmayı, otelde kalmayı, güzergahlar değiştirilir. Trabzon'un dışında uzak yerlerde Rize'de kamp yaparak gelirler. Düne kadar silahlar sıkıldı. Daha bulunamadı biliyorsunuz. Bulundu mu Selahattin? Hayır. Evet. Yani belki tüm takım Hayır. gidebilirdi orada. Evet. Tüm takım. O dönemlerde işte bu malum ülkeyi karıştırmaya yönelik hareketler, eylemlerin başladığı ilk dönemlerdi. Bununla beraber Ankara deplasmanında 3-0 Konyaspor öndeyken on binlerce kişi sahaya indi. Konyaspor misafir takım tribünündeki taraftarları orada sıkıştırdılar. Allah korusun kan gövdeyi götürebilirdi. Konyaspor'un sağduyusuyla önlendi bu taraftarının. Alanya'da daha çok uzak değil geçen sene boş otobüsler taşlandı. Takım otobüsü taşlandı. Geçen hafta Malatya dönüşü 3-5 gencin 13-15 yaşlarında olduğunu emniyetten öğrendik. Takım otobüsü taşlandı. Geçtiğimiz yıllarda benim içimde bir yaradır, ukdedir. Bulunamadı. Öyle biliyorum. Eğer bulunduysa bilemiyorum. O dönem tabii ki stadyumlar bu kadar donanımlı, bu kadar kameralar falan da yoktu. Sen sök oradan musluğu Adana tribününden. At bu tarafa. Gelsin genç kardeşim Mehmet Öysal'ın gözüne. Sen çocuğun gözünü çıkart. Kör oldu. Ve bu Mehmet Öysal kardeşimiz 25 yaşındaydı. Bir polis evladı. Babasıyla da görüştüm. Belki her söylediğimde içim yanıyor. Onun da belki izliyorsa ya da haber alıyorsa üzülüyor. Ama Mehmet sen bu memleketin evdasısın. Sen tüm taraftarlar seninle beraber aynı açıdan bakıyor. Elimizden ne geliyorsa sana da yapmaya da hazırız. Belki o gözünü getiremeyiz, veremeyiz ama bulundu mu? Yok. Demek istediğim şu. Bu genç kardeşlerimizin yaptığı hoş bir hareket değil. Asla tasvip edilemez. Asla yanlış, insanlık dışı. Savunmasız bir gence gidip ki bu delikanlılığa da sığmaz zaten. Yani hani en azından göğüs göğüse birebir bir şey olacaksa gidersin kim kimi atıyorum indirirse misal. Hani kavgada da öyledir ya. Ama hiçbir tanesi bu iş, olayların hiçbirisi ki geçen sene önceki sene final maçında arkadaşlar madem bizi bu kadar afişe ettiler. Taraftarlardan rica ediyorum o Galatasaraylı taraftarların ellerindeki bıçakları, bıçaklı görüntülerini Konya'da bu görüntüler. Size göndersinler yayından burada birkaç kare paylaşabilirsek seviniriz. Hiçbiri şu olay kadar konuşulmadı. Ve kalbinden bıçaklanan Beşiktaş taraftarı mı dersin, metrobüste öldürülen Galatasaray taraftarı mı dersin, köprünün üstünde hocam hatırlayın 2013 yılında. Allah korusun hiçbirini istemeyiz. Bir ana bir baba sofraya oturduğunda o Mert'inin Ahmet'inin hep yokluğunu ömür boyu hissedecek. Biz iki gün konuşup unutacağız bunu. Ne için? Bir futbol için yalandan. Lan Irak'ta adamları götürüyor Amerika müdahale ediyor ve girdi adamlar ya. Hocam oraya oyalıyorlar. Bizi var ya burayla oyalıyorlar oradan iş götürüyorlar. Sınırlar düzenleniyor şu anda hocam planlara bak. 50 tane 100 tane terör örgütü her türlü mücadelenin içinde bizi bunlarla oyalıyorlar. Hocam bir taraftan da bu açıdan içim yanıyor ya. Bir spor programı da futbol programında bize bunu konuşturuyorlar. Bunları konuşturtuyorlar. Öbür taraftan malı götürüyorlar. Şey misali hocam cambaz misali ipe bak. İpe bak diyorlar. İp falan yok ortada ya. Ver lan formayı demiş yatmış bir tokat atmış anladın mı? Hoş değil. Yani nedir işte memleketini savunacak falan. Ya onlar da bizim kardeşimiz ya. Terörist değil bu adamlar. Terörist değil ya. Bu ülkede adam çıktı daha düne kadar ya. Müslüman bir ülkeyiz yani. Alkol dedi helal adam değil dedi yani. Öbürü çıkıyor Yılmaz Zehir Dil var bir tane. Yazıyor. Cumhurbaşkanının ailesine kendisine başbakana
Bugün de çıktı bir tane var, o yine İsrail televizyonu var bir tane. Orada sabahları çıkıyor. Bir tane mandalina var, öbürü daha var, sabahtan çıkıyor ya. Mandalina ile beraber neydi soy ismi? Hatırladın mı? Büyüktepe. Büyüktepe, Büyükkaya. Bunlar böyle çok modern bir şekilde haber yapıyorlar. Ülke için, vatana, devlete, askere, PKK'yı orada şirin gösteriyorlar. Neler yapıyorlar? Hiçbir şey yok. Ya bakın ya Cumhurbaşkanı'na ya. Bu devlet nelerle uğraşıyor ya? Nelerle uğraşıyor? Onlara da geri gelecek, zamanı gelecek. Aynı şekilde Konya Emniyeti'ne kaçakçılık, kom, ne büyük başarılara imza attılar, neleri ortaya çıkarttılar. Duman ettiler ya terör örgütlerini. Onlara da şimdi yazıyorlar, çiziyorlar. Yani demek istediğim, ha bu genç kardeşlerimiz bırakılacaktır. Bir şey değil. Ama bunu buradan alıp da dediğiniz gibi, ya diyebilirsiniz Konya'da hoş olmayan bir olay. Galatasaray taraftarına münferit bir olay, saldırılmıştır 3-5 taraftar. Bunu alıp da Konya'nın üzerinden aynı şeyi yine yaptılar. Marş olayında da yaptılar. Ama suç tabii ki dönüp dolaşıp bizde. Konya, hani taraftar da şöyle söyleniyor Selahattin. Hani dünyada şey gibidir, yani Türk olmak gibidir Türkiye'de Konya olmak. Biliyorlar çünkü. Konya Türkiye'nin beynidir. Ta Erbakan hocadan bugüne, ben hatırlıyorum o küçük aklımla, küçük bedenimle hocam, siyasette de öyledir. Hep mihenk taşı olmuştur böyle, belirleyici olmuştur. Hep beyin olmuştur. Yani sağ cenahın beyni olmuştur, en büyük gücü olmuştur hocam, özellikle sağ cenahın. Yazanlar, çizenler, bak mazoşist, ateist, vatan haini, DHKPC'li, PKK'lı, bunlara fırsat veriyoruz. Buradan rica ediyorum bir kez daha. Bundan sonra cezamız bittiğinde de bu tip olaylara bu görüntüleri alıp ulusal medyaya servis edenler de suçlu. O kardeşlerimiz kadar. Tabii hemen alıp atıyorum, kendi paylaştı. Şahsi Facebook hesabından misal. Ya bir arkadaş, bir dostu çıkmaz mı ya? Ya bu ceza oluşturuyor. Arkadaş bunu sil. Niye böyle bir şey yaptınız? Hemen alıp bunu oraya taşımak, götürmek. Bu hainliktir ya bence. Hani o olay kadar yanlıştır. Çünkü çok büyük bir cenah hazır bekliyor abi. Konya ile alakalı bir şey çıksa da oradan yürüsek, bu Konya'yı, Konyalı'yı işte yobaz desek, onu desek, bunu desek, halt etmişsiniz. Halt etmişsiniz. Konya kadar başınıza taş düşsün. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir yere varamazsınız. Bu ülkeyi bölemezsiniz, bu vatanı bölemezsiniz. Ulan üzerine forma giydirdiğiniz adamları 200 liraya sattınız be. 5 dakika Fenerbahçe taraftarı saha içerisinde sevindi, sonra anons geldi. Şampiyon olamadığını öğrendi, adamlar gidip polis arabalarını yaktılar, ters çevirdiler ya. Bu vatanın, bu milletin arabalarını, tanklarını çevirdiler, yaktılar ya. Hayır, onun için anlatmayın boşa. Boşa hiç bu olaylar üzerinden yürümeye çalışmayın. Konyaspor taraftarı sabırla bekleyecek. Sabırla. Küfürsüz, hakaretsiz, zaten ben onlara inanıyorum. Ceza bittikten sonra hakem hata mı yapıyor? Baskı, ıslıkla abiciğim. Öbür türlü emirlerine ulaşamayacaklar Allah'ın izniyle. Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. Ey Konyalı, hiç merak etmeyin. Dilimizin döndüğünce izliyorlar. Ulusal medyadan birçok kişi izliyor. Bize de yazıyorlar hocam. Buraya maçlara geldiğinizde de programları izliyor. Onlar bilir. Belki KonTV olarak bakılabilir. Uydudayız. Belki baktığımızda Arjantin'e kadar da gidiyor yayın, ama onlar duyar, onlar bilir. Hiç merak etmeyin. Evet. Yani dediğim gibi bir sürü olay ya, bu kadar büyütülecek bir şey miydi hocam? Hala paylaşılıyor, hala konuşuluyor. Ana haber bültenlerine kadar, öbürlerine varıncaya kadar. Malzemelere bakın hocam ya. Galatasaray maçının önüne geçtiğini söyleyebiliriz gündem olarak. Tabii ki ya. Yani gündem belirleme açısından bakıldığında Galatasaray maçının önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Siz söylediklerinin sonuna kadar katılıyorum ama. Ya girdi Amerika şeye girdi hocam, evet. Şu anda oraya girdi yani. İşin ilginç bir tarafı şu, yani bu konunun en çok konuşulduğu kitle iletişim araçlarından birisi çok da muhafazakar kanada çok da uzak olmayan Beyaz TV'de gerçekleşiyor olması. Yani o biraz tuhaf yani. Mesela bahsettiğin kanallar yapmış olsaydı bunu çok anlayışla karşılayabilirdim tezini, ama hepsi yaptı hocam. Ama yani hepsi yaptı, onlar da yaptı. Çok büyük gündemi orada yakaladı. Orada oldu. Orada öyle bir problem var. Bu söylediğim bir tarafı işin. Çok doğru. Katılıyorum sana bir tarafı. Ama bir de şöyle bir tarafı var. Yani bizim yaptığımız hata o bence.
kulüp olarak, belki şehir olarak vesaire değerlendirilebilir bir bakış açısı. Eleştiri olarak da kabul edilebilir. Herkesi kendine karşı düşman bilmek ya da böyle konumlandırmak bir süre sonra gerçekten hiçbir şey olmasa da seni herkesle düşman kılmaya başlayabilir. Bu da ayrı bir tehlike. Yani bunu da parantez içinde belirtmekte fayda var. Hani bugün olmuş bir durum olsa hocam deriz ki eyvallah. Bak ne dedim, örneği verirken, anlatırken mesela Erbakan rahmetli hocadan bugüne nedir? Sinopludur değil mi hoca? Benim hatırladığım kadarıyla. Konyalı değil. Ama Konya Türkiye'nin beynidir hocam. Sağ cenah açısından baktığımızda. Sağ cenah. Yani ülkeyi yönlendirme, evet, siyasete yön verme, beyin olma, belirleyici olma konusunda ve vatanına, bayrağına, milletine, Kur'an'ına düşkündür. Yani peki az önce söylediğiniz Sayın Apalı'nın bu ziyaretini aynı şekilde, aynı hızla paylaştılar mı ve konuştular mı? Haber yaptılar mı böyle bir hamle geldi diye? Yok, yapmazlar. Çünkü onlar şerden besleniyor hocam. Konyaspor taraftarı misafir takım taraftarlarını alıp gelirken, onlara kebap ikram ederken, ızgara nedir, pilava götürürken, Konya pilavlarına, onları şehir dışında karşılayıp kahvaltı yaptırırken, bunlar yapıldı, hala da yapılıyor. Bunlar niye öne çıkmıyor? Ama o şerden beslenen, işte o kısma söylüyorum ben sözlerimi. Yoksa hani bir düşman oluşturma anlamında değil. Katılıyorum sana Mustafa Hocam, katılıyorum ama şöyle de bir durum var. Yani Galtung ve Ruj'un haber değer etmenlerine baktığımızda negatife öykünme görürüz. Yani negatif olan her zaman kitle iletişim araçları açısından daha ilgi çekicidir. İnsan mı köpeği ısıracak daha hocam? Daha çok satar. Yani yıllardır içerisindesiniz. Böyle bir tarafı var. Bence bu noktada bizim Konya'nın da ötesine geçerek ülke olarak yaşadığımız en büyük problem o. Bu olaylarda, bu münferit olaylar da ondan kaynaklanıyor. Çok kolay birbirimizi öteki yapmaya başladık. Aynı geminin içerisinde birbirimizi o kadar rahat öteki yapabiliyoruz ki. Yani bana lütfen söyler misiniz? Konyaspor olmadan Galatasaray'ın ne kadar kıymeti var? Fenerbahçe olmadan Galatasaray'ın. Bu çok hamasi bir konuşmayla noktalanabilir. Oraya gidebilir. Ama çok önemli bir gerçek. Ya da Konyaspor olmadan o Galatasaray buraya nasıl gelecekti? Hiçbir anlamı yok. Bu olay olacak mıydı, olmayacak mıydı sen? Aynen öyle. Yani bunları düşünmeden hareket etmeye başladık. Ve bence birbirimizin kıymetini bilmekten bu kadar uzaklaşırsak bundan çok daha kötü olaylarla da baş başa. Hocam bence problem şu. Türk futbolu zaten çok kötü bataklığın içinde. Türk futbolu. Bence buna artık devletin de müdahale etmesi gerekiyor. Yani altyapısıyla beraber bir sistemin kurulması açısından. Çünkü isimlerin ya da bazı insanların kibir, öne çıkan efendim yaklaşımlarıyla götürdükleri iş haline geldi. İnsanlar koltuklarını bırakmak istemiyor. Yani bırakmak. Hani demek istediğim 200-300 bin nüfuslu ülkeler bizi burada yendiği zaman, bizle dalga geçtiği zaman bu bizim. Çünkü Türk demek, Türk milleti demek, başarı demek. Türk milleti demek, şimdi bu bugün peygamberin işte övgüsüne mazhar olmuş bir komutanın ecdadının neyse torunlarıyız değil mi? Başarı demek. O yüzden biz madem siyasette, ekonomide başarılı olacak mıyız? Olacağız. Ülkemiz kalkınacak mı? Hep beraber kalkındıracağız. Hep beraber ama milliyetçi duygularla, vatanperverlikle, hiçbir şekilde çıkar menfaat gözü. Sporda da öyle olmalıyız. Yani şunu söyleyeyim. Sporda da güçlü olmalıyız. 200 bin nüfuslu bir ülkenin milli takımına yenilip eğer dünya şampiyonasına katılamıyorsa o ülkede futbolu temsil eden üst düzey yetkililerin istifa müessesini çalıştırması gerekir. Evet. Şimdi yani bu tip olaylar olduğunda sen yaptın, ben yaptım, Konya kötü demeden bu işin yanlış olduğunu anlatmak, ebeveyn diye ilk sözüme başladım ya, ailelerden, toplumdan, onların öğretmenlerinden, herkesten geçiyor bu iş. Yani futbolun holiganlık değil, sadece bir işte temaşa oyunu olduğunu onlara anlatarak ama yarışmacı ruhunu da memleket, milliyetçilik, çünkü memleketini sevmeyen hani ülkesini sevemez. Oradan başlıyor bu iş. Savaş çok rahat davranırsan aman Amerika girse ne olur sınırda, öbürü gelmiş falan 50 tane bayrak varmış dersen sana futbola baktırarak, ipe baktırarak oradan malı götürürler. Bir bakmışsın savaş çıkmış. O zaman bizim tekrar... En parçaya bölünmüşsün. Tekrar değerler eğitimine dönmüş. Nasıl ki 15 Temmuz akşamı hani tüm o duyarlı değil mi? Adam yani kim atar kendini işte o neydi? O peygamberin başka bahsettiği komutanın ecdadının genindeki, o torunun genindeki ruh haliyle gitti, attı kendini. Yine atar. Yani bu nedenle sadece Konya'da olduğunda bunun üzerine niye bu kadar çok düşülüyor? Diyorum ya, tokat atmış, almış formayı, tamam.
Kardeşimizden ben yazdım, Instagram'dan da yazdım. Çocuk dondurmuş herhalde hesabını. Hani çok mesaj geliyorsa diye güzelce şeyler de ifade ettim. Özür dileme anlamında. Üzüldüğümüzü ifade ettim. Konya olduğunda bu neden böyle? O zaman ne yapacağız? Bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Mahal vermeyeceğiz. Peki reklam arası verelim, sonra devam edelim. Tekrar birlikteyiz. Mesajlara bakalım biraz. Tabii konuşacak konu çok olunca biraz geç kaldık ama yine de okumaya çalışalım. Şuayb Aydınlı, video hakem gelince Konyaspor şampiyon olacak diyor hocam. Sorunların büyük bir bölümü çözülecek elbette ama sonuçta videodan izleyecek de bir hakem, karar verecek olan yine insan olunca ben çok güvenmiyorum için gerçeği. Ya tabii yani biraz orada biz belki. bizim beklentimiz Türk hakemlerinin ben Avrupa'daki hakemlerden daha yeteneksiz olduklarını düşünmüyorum. Bizdeki problem hakikaten bu az önce Mustafa'nın biraz son kısımda bahsettiği ülkedeki futbol yapısı ve hani sistemin birkaç takım üzerinden dönüyor olması, Lokomotiv'in sadece birkaç takım olmasından kaynaklanan hakemlerin saha içerisindeki cesaretli yani bildiklerini uygulama noktasında problem yaşıyoruz. En nihayetinde dediğin gibi o canlı yayın aracının içerisinde oturacak olanlar da hakem. O hakemler olacak ve saha içerisinde olmasalar da tamam atmosferin uzağında olsalar da en nihayetinde yine kararları alırken akıllarında o sistem olacak. Yine Galatasaray ve Konyaspor hakkında karar vereceği için. Aynen öyle. Bence problem oradaki sistemden korkuyu azaltmak. Offside tartışmasız. Tamam, onda bir sıkıntı yok. 30 santim offside. Yan hakem büyük bir hata yapmış. Evet. Ve bunu bedelini Konyaspor ediyor. Kesinlikle. Ama penaltıya gelince Ali Turan o ayağını sokarak penaltıyı aslında vermiş orada. O ayağını uzatmasa tabii penaltı değil. Aynı şey Konyaspor hücuma giderken bir Galatasaraylı oyuncu, Konyasporlu oyuncuyu düşürseydi hakem o penaltıyı verir miydi? İşte video hakemde de aynı şey, bu tartışılacak. Tabii ki aynen. 50 defa izleyecekler. Tabii. İşte bir takıma olursa verilecek, öbür takıma olursa verilmeyecek. Bunları yine yaşayacağız. Sebebi de söylediğiniz belki konu. Kısmen azalacak ama bitmeyecek. Bitmeyecek. Bozüyük'ten Adil Bayrak. Takımın gidişatı iyi değil, yönetimin bir an önce önlem alması gerekiyor diyor. Talat Yünden, birçok olumsuzluk da gölgelenmek istediyor Konyaspor'umuz. Büyük Konyaspor taraftarı olarak bu oyunları birlik, beraberlik ve sabırla bozacağız. Aynen. Almanya'dan yazmış izleyicimiz, sezon başında 0 puan hesabı yapılan maç diyorsunuz diyor. Galatasaray maçıyla ilgili oynanan maçlara sezon başında bakarken tüm bunların hesabı yapılır. Değil mi hocam? Tabii ki. Yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarla oynarken bunlardan alınacak puanları ekstra puan olarak değerlendirir teknik adamlar. Daha detaylı anlatırız isterseniz. Eğer hakem faktörünü ilgili içine katarak da tabii. Yani değil mi? Ya hakemi, federasyonları, o günkü maç ortamını. Şimdi gidip son iki sezondur Beşiktaş'ın oynadığı kendi sahasındaki maçlardan kaçını Anadolu takımı kazanabildi? Hepsini mi Beşiktaş çok iyi oynayarak aldı acaba? İşte sen biliyorsun orada bir pozisyon oluyor. Yedek kulübesinde ne kadar insan varsa sahaya giriyor. Teknik adam orada herkesi düzleyerek ağza belki de kimsenin almaya cesaret edemediği küfürleri savurarak gidiyor soyunma odasına. Ne? Bir maç ceza. Eşit şart bu mu? İşte söylemek istediğim şeyler bunlar. Ama siz başka türlü anlamak istiyorsanız söyleyecek bir şey bulamıyorum. Fransa'dan Hayrani Bey, kupa maçını düzenleyen federasyon cezayı yiyen Konyaspor diyor. Takımın son haftalardaki oyununu da eleştirir bir mesaj göndermiş. Uzunca bir mesaj. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hüseyin Alp, Konyaspor çok iyi oynamıyor. Gol atmaya niyetleri yok gibi sanki diyor. Bu haftaki maç için söyledikleriniz doğru. Zaten hocam da çok net ifade etti oyuncu evet, kalitesiyle ilgili de. Ramazan Keçeci Bey, kaptan Ali Çamdalı dönsün artık yeter diyor. Evet, kadroya girdi, affedildi. Bu konuda teknik heyetin içerisinde bir anlaşmazlık da yaşandı. Yardımcı antrenör değişti. Ama bu hafta 21 kişilik kadroya almadı Mustafa Reşit Akçay. Bunun sebebini gerçekten biz de merak ediyoruz. Maç sonrası soruldu, kendisine cevaplamak istemediğini söyledi. Zannediyorum bu sorun hala çözülememiş ki cevaplamak
İstemedi hoca da cevap belki de takımdan uzak kalması, yani hoca hemen kadroya almamak konusunda sebep teşkil etmiş olabilir. Ben Kayseri maçında girebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama yani hafta içinde tabii takımı takip eden Mustafa daha iyi gözlemliyor olabilir. Teknik heyete de seslenmek istiyoruz aslında. Bu konu fazla uzadı. Ali Çamdalı konusu. Tabii alındıysa çözülmesi lazım artık. Yani Ali Çamdalı son 3 sezonda Konyaspor tarihine ismini yazdırmış bir oyuncu. Konyaspor tarihine geçecek başarıların alındığı dönemde takım kaptanlığı yapmış. Kendisini futbolun yanı sıra başka alanlarda da geliştirmiş. Takım ve oyuncular üzerine bir otoritesi olan bir oyuncu. Bunu geçtiğimiz yıllardan biliyoruz. Şimdi böyle bir oyuncuyu siz bir anda alıp kadronun dışına atamazsınız, itemezsiniz. Bunu teknik kadro içerisinde yer alan antrenörlerin de bilmesi gerekli. Kendi gelecekleri açısından da bu önemli. Sadece futbolda Konyaspor değil onların hayatı. Sonraki dönemlerde başka kulüplerde de çalışacaklar. Bunu burada tecrübe etmesinler, başka yerde yapsınlar. Onlar anlıyorlar aslında benim söylediklerimi. Tecrübe edeceklerse, bunu deneyeceklerse başka yerde yapsınlar. Bu işi oyuncak haline getirmeye lüzum yok. Eğer teknik kadro Ali Çamdalı'nın kadroya gelmesinden hoşnut değilse ve yönetim bunu dikte ediyorsa, alacaksın diyorsa, yönetim orada bir tercih yapması lazım. Daha büyük problem yaşanır. Eğer öyle bir şey olduysa, evet. Oldu demiyorum. Eğer öyle bir şey olduysa ve Hüseyin Bey, yardımcı antrenör, bu yüzden bırakıp gittiyse büyük bir yanlış, büyük bir hata içerisindeler. O zaman diyeceklerdi ki kardeşim hayır, biz prensip kararı koyduk, bu adamı biz alamayız kadronun içerisine. Ya da o gelirse biz gideriz. Bu iş bu kadar kolay çözülür. Şimdi ne oldu? Ali Çamdalı geldi kadroya, takımın içerisinde ama 21 kişilik kadroda yok. Neden yok? Bu sorunun cevabını biliyor musun Mustafa? İşte maç sonunda hoca eğer şunu söylemiş olsaydı belki de cevap vermeye bile değer bulmadı bu soru. Çünkü her hafta soruluyor kendisine. Eğer demiş olsaydı ki Ali Çamdalı 4 hafta bizden uzak kaldı. Maç eksiği var. Ve antrenman eksiğinden dolayı ama çalışacak. Bir şey söylemeyince tabii şimdi doğal olarak Selahattin de böyle bir yorum yapmak zorunda kaldı. O yüzden hem Serkan Bey hem Mustafa Hocam'a da seviyorum. Kendilerine ilettim, programa davet ettim. Hani konuşulması için, halkla bütünleşmek için. Ya evet, yani en azından nedir, hedefi nedir, hocamızın neler yapmak istiyor? Yani altyapıyla alakalı düşünceleri nelerdir? Konya'yla hani nereleri gezdi? Hangi yemeklerini beğendi? Bu çok zor değil yani kestirip atmak. Hani belki Karadeniz insanı hani bilemiyorum. Biraz gelir gelmez bazı tweetlerden dolayı şunu anladım ben, bazı yazılanlardan, çizilenlerden dolayı hoca bir mesafe koymuş. Ama bunu yaparken de herkesi aynı kefenin içine koymuş gibi geliyor bana. Mesela 2-3 kişi olumsuz şeyler yazmış hoca hakkında. Olumsuz şeyler düşünmüş, tweet atmış, düşünmüş. Basın deyince hoca tanımıyor çünkü genelliyor. Kimseyi genelliyor gibi geldi bana. Ali Çamdalı ile alakalı bildiğim bir konuyu söyleyeyim ben. Mustafa Reşit Akçay'a dönülecek hocam, yani gelecek bu hafta dediğinde ben birebir işte Selahattin'le beraber Anadolu Medya Grubu olarak Selahattin duyurdu ilk olarak sosyal medyadan da haberi Ali Çamdalı'nın döneceğini. Mustafa Hoca oyuncularına Malatya'da soyunma odasında açıklıyor ilk olarak. Ali kardeşimiz de bizlerle beraber olacak, dönecektir diye. Ondan sonrası içinde Ali özür dileyecek, işte gelecek denildiğinde şunu söylüyor Mustafa Hoca. Hayır yani biz böyle bir özür ağacı değiliz. Özür dilenecek bir durum yok. Sadece gelsin başlasın diyor Mustafa Hoca da. Çok güzel. Hani bu önemli benim için. Evet. Hani burada bir kibir, bir şey gütmeden, hani ben de özür dilemesine gerek yok. Gelip başlayacak diyor. Ya bilmediğimiz için mesela bazı şeyleri de buna mahal vermemek için Mustafa Hoca'nın da işte o maç sonunda o açıklı soruya cevap vermesi gerekiyordu. Ya da bir an önce hocam buyur gel artık yani. Burası senin. Biz sonuçta ya geldiğinde aman çok izlenelim. Aman bilmem. Yok böyle bir derdimiz yok. Yani evet. Aykut Hoca da sağ olsun yani söylediğimizde kırmadı. Zaman zaman oyuncular geliyor. Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak gerek. Için. Aynen öyle. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor. Yorumlanabiliyor. Yani hepimizin amacı daha iyi Konyaspor. Tabii. Ve orada da Mustafa Hoca bugün sonuçta birinin torpiliyle gelmiş bir adam değil oraya. Tavşanlı Liğit'ten bugüne kendi iğneyle kuyu kazarak, mücadele ederek, kendini ispat ederek gelmiş buralara. Tabii.
Yani. Yani bugün mesela Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında ismi geçiyor. Evet. Yani bu kolay bir şey değil. Hem Konyaspor için bir gurur meselesi. Kesinlikle. Bence hem de Akçay Hoca için yani. Onun için ne bir oyuncuyla, ne de bir teknik adamla, ne de bir yöneticiyle Konyaspor bugüne kadar kesinlikle tek başına değil. Yani bunların bir araya gelmesi tabii gerekiyor. Herkes tabii kendi üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Birisi özür dilemesi gerekiyorsa o özrünü diler, görevine döner. Öbürü de büyüktür, affeder, değil mi Mustafa? İşte yani söyledi. Yani. Yani bu iş bir şekilde çözülür ama bunu uzatmanın daha da... Biraz daha açık bir iletişim. Yani ortada ne varsa, problem neyse bunu da bilsin insanlar. Evet yani. Çok kapalı evet ilerliyor. Problem ondan biraz daha. Ondan sonra herkes farklı şeyler düşünüyor. Farklı şeyler. Senaryolar yazılıyor, uygulamaya konuluyor. Böyle farklı. Mesela farklı yönetimin de bu konuda lazım şu anda mesela eksikliği var. Bir başkan beyin durumundan sonra geçtiğimiz günlerde ortaya bir şey atıldı. İşte şu yıllarla yargılanacak bunlarla falan. Ben tekrar bir görüşme yaptım. Bir araştırma yaptım. Yine ortaya servis edilmiş bir haber. Alakası olmayan, kesinlikle işte 5-15 böyle bir durum olmadığını ve bir an önce başkanın, Ahmet Şan Bey'in bu konuyla alakalı neticelenmesini istediğini, bu durumun, evet, yani bir an önce son bulmasını, neticelenmesini istediğini, beklediğini ve istediğini biliyorum. Bu kadar kendinden emin Sayın Şan. Bunu öğrendim. Yani çok yakın ve birebir ağızlardan birçok. Yine mesela dedi bu konuda yani bir çıkıp açıklama yapılmış olsa belki daha fazla dallanıp budaklanacak ama orada da bir sabır gösteriyorlar. Ama ondan sonra yönetime baktığımızda şu Galatasaray maçı, diğer maçlar. Şimdi yönetimde diyor ki konuşsak ceza yiyoruz. Ama bir eksikliğimiz var, bizi abandone etti bu olaylar, yaşadıklarımız. Hem taraftar cezaları hem diğer olaylar. Ya bir şöyle bir araya gelemedik yani. Kupanın sevincini yaşayamadık. Burnumuzdan getirdiler. İkinci kupadan sonra bir mutluluk yaşayamadık. Bir eğlence yapamadık. Bir araya gelemedik. Ya bunu sağlamamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerle basınla işte gazeteciler cemiyetini bir araya getirdi Sayın Recep Çınar. Güzel bir davranıştı. Bu tip hareketlerin olması gerekiyor. Yönetim de oradaydı. Başkan Fatih Yılmaz'la beraber. Ama bir sessizlik seziyorum. Hani bir boşluk varmış gibi. Hani bir mesela biri çıkar da öğüt yani o yokmuş gibi şu an. Bunun evet olması gerekiyor. Peki Bekir Kaplan diyor ki scout ekibi ehil kişilerden oluşmalı. Alınan transferi, yapılan transferlere bakarsak diyor bu işler doğru yapılmadı. Hocam da en başta ifade etmişti transferlerle ilgili. Hüseyin Bostancı Hollanda'dan yazmış. Oynadığımız maçlarda pozisyonu çok zor buluyoruz diye devam ediyor. Arif Yemiş. Antalya maçına Konya halkı gelecek, merak etmesin diyor. Muhammed Çoban. İsabetli şutunuz yok. Maç sonu hocanın iyimser konuşması ve gelişmekteyiz deyip felsefik açıklamaları. Ali Çamdalını niye oynatmıyor hoca demiş Coşkun Duman. Az önce konuşmaya çalıştık. İstanbul'dan Erdem Bozkırlı, Mustafa'ya teşekkür ediyor konuşmalarından ötürü. Ahmet Altıoklar, bu forvetlerle ligin dibi görünüyor diyor. Gol atmakta zorlanıyoruz. Karamsar olmayalım demiş Kadir Kayan. Ya bir şey yok dedim ya, 4 maç Kasımpaşa maçıyla beraber 3 tane iç saha maçım var. Antalya, Bursa, Karabük. Bakınız o taraftar gücüyle, gerçek taraftarın en büyük eksikliği taraftar. Bak o maçların alınmasıyla beraber takım ivme kazanacaktır, ritim yakalayacaktır. İkinci yarı daha farklı olacak. Bugün deplasmana gittiğin Başakşehir'i de, Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da sana gelecek. Sen bu maçlar içinde bir Galatasaray'a, bir Fener'e gideceksin ki Fener'e zaten son hafta lig orada ne olduğu belli olmuş olacak. Yani bu sene ben Avrupa falan bakmıyorum. Hani gruptan çıkalım inşallah da bu sene eğer Konyaspor düşme potasının üzerinde o sıkıntıyı yaşamadan ligi tamamlarsa elhamdülillah diyeceğim. Hani ilk 10'muş efendim, ilk 5, hiç kimse artık buna bakmasın. Bu kadar hengameden sonra hocam hani bir 8 olur, 9 olur, 10'un içi olur, 11 olur, yani oraya şükredeceğim hocam. Kadir Kayan Bey'e de teşekkür ederim. Bu kadar badile atlatıp da yani hem sportif anlamda da çok çok böyle üzerine koyarak
devam etmek bilmiyorum hocam. Nasıl olacak? Ben düşme korkusu yaşayacağını düşünmüyorum. Yok, üstünde diyorum hani yani, düşümünde evet. Yani bu işte yaşadığımız bir Ali Çamdalı krizi gibi futbolcularla ilgili ya da teknik heyetle ilgili daha büyük bir kriz yaşamazsak eğer ben yani Konyaspor'un tamam transferler bakımından hakikaten çok nitel davranılmadı. Nitel bir artış görmüyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Konyaspor'un kalesinde milli takımın yedek kalecisi var. Konyaspor'un sağ beki bugün itibariyle muhtemelen işte İstanbul takımlarının kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Işte, en iyi sağ beki. Aynen öyle. Geçen yıldan kalan oyuncularımız da ve bu yıl ortaya alınan Mehdi, ondan sonra stoperdeki transfer Filipović, bunlar vasatın çok altında oyuncular değil. Özellikle ofansif anlamda Traore'yi kaybetmek ve forvet oyuncularının biraz daha üst sınıf oyuncular olmaması bizi şu anda sıkıntıya sokan şey. Ama ben, şimdi bir ay bizim sabretmemiz Musa lazım Arazdan, hocam. Musa Araz'dan da ve Vedat Bora'dan da fazlasıyla faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hakikaten etkili kaliteli olabiliyorlar istediklerinde. Gerçekten öyle. Yani Selim Aydan neden faydalanamadık mesela? Öyle, Selim Aytank gibi çocuk diye söylüyoruz burada. Kesinlikle. Şimdi Filipović oturduğu için bu hafta koydu hoca oraya da. Yani bu denenebilir yani. Mesela orada Gomis bir önlem alınmamış yani. Emenike'ye Fenerbahçe maçında adım attırmamıştı tam Selim Aytank. Tam onu söyleyecektim. Özellikle hakikaten fazlasıyla hızlı olan forvet oyuncuları için Selim Ay Ali Turan'dan daha önce düşünülecek bir önlem olabilir. Çünkü Ali Turan pozisyon alma bakımından, tecrübe açısından çok iyi bir oyuncu. Oyunu, topu oyuna sokma açısından çok katkısı var. Ama özellikle birebir pozisyonlarda hızlı oyuncular karşısında, hızlı forvetler karşısında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Doğru. Bu haftaki ikinci golün sebebi ve Guimarães karşısındaki yediğimiz ikinci golün sebebi de o pozisyonların denk gelmiş olması. Bunu da unutmamak lazım. Akşehir'den Cihat Bektaş, daha umutlu olmamız gerekiyor diyor. Katılıyorum. İleriye doğru. Hayırlı akşamlar demiş. Ömür Kaan Han Doğan. Saat 12'ye gelmiş. Teşekkür ediyoruz size de. Uzun bir mesaj olmuş. O kadarını okuyabildim. Sedirler'den Davut. Bu medya bizi, hakemler, TFF tahkimle bir daha Avrupa'ya zor görürüz. Bu sene tadını çıkarmaya bakalım demiş. Onun için Salzburg maçına lütfen bilet alalım ve tribünleri dolduralım. Bilet alalım. Evet. Evet. Bu çağrıyı bir daha yapalım. Ya bu evet. Önemli bir maç. Zeynel Çöhçen zannediyorum ya da harf hatası yapmış. Teşekkür ediyoruz. Size de mesajınız için. Reklama mı gideceğiz? Peki reklamlardan sonra devam edelim. Reklamlardan sonra bu Ulusal TV vardı ya, boyunlarına piton takanlar, affedersiniz bilmem ince işte şeyli bir şeyler giyerim diyenler vardı ya. Adı doktor mu hoca diye geçenler var. Öbürü rock var. Bilmem ne var ya, şovmen, terbiyesiz, edepsiz herifler. Yine Konya ile alakalı devam ettiriyorlarmış saldırılarını. Öyle mi? Güneş hala balçıkla sıvanmaz. Hala mı konuşuyor? Şovmen herifler. Utanmazlar. Orada yapmadığınız terbiyesizlik, adilik kalmıyor. Tüm Türkiye'nin gözleri önünde birbirinizle kavga ediyorsunuz. Danışıklı dövüş yapıyorsunuz. Şunu giyeriz, bunu giyeriz diyorsunuz. Sirkte gibi ahlaksız herifler. Konya ağır taştır bak. Altında kalırsınız. Dün efendim vali görev bilmem ne. Ne oldu arkadaş? Ne oldu ya? Ne oldu? Lan bu ülkede ahlaksız herifler bir tane taş attı bilmem neli. Günlerce, aylarca, yıllarca gittiniz mahkemelerde, oralarda, buralarda devletin polisine, askerine saldıranları. Bak şimdi yani en azından renginiz belli bilmem neyiniz ama adınız gibi değilsiniz. Bak siyahsınız ha. Karasınız, kara. Simsiyahsınız. Terbiyesizlik yapmayın. 3 tane, 4 tane genç. Orada kanı kaynamış bilmem ne yapmış. O heyecana kapılmış, yanlış yapmış. Hata yapmış. İnsanlık dışı bir harekette bulunmuş. Kimse tasvip etmiyor. Ama kardeşim temcit pilavı ısıttığımız ayıp ya, bu ülkenin gündemi bu mu sadece ya? İnsanlar birbirini bıçaklıyor, öldürüyor. Polise, askere saldırılıyor, vatana saldırılıyor, cumhurbaşkanına, devlete saldırılıyor. Bu kadar konuşuyor musunuz ya? Hala ondan sonra vermişler oradan bir video mesaj atıyor Bursa'dan Mesut Bey. Bizim taraftarımıza diyor, şöyle yapılmış, böyle yapılmış diyor Mesut Bey. Onunla alakalı diyor, propaganda yapıyorlar diyor.
Şimdi de YouTube'dan, internetten video bulup onları mı yayınlıyorlar bilmiyorum ki. Ya arkadaş, bugünün mevzusu değil ki. Taraftar olan yerde daha düne kadar Göztepe, Karşıyaka, yollarda öldürülen insanlar. Allah korusun ya. Bir futbol için can mı gider ya? Birinin kılına zarar gelse bu programları yapmayalım, bırakıp gidelim. Ama siz şerden besleniyorsunuz ya. Olmuş olay söylersiniz, videoyu yayınlarsınız. Tasvip etmiyoruz dersiniz, bilmem ne yaparsınız. Teşvik ediyorsunuz ama derbi öncesinde bir amacınız mı var acaba? İnşallah derbide bir olay olmaz. O zaman görürüm ben sizi. Amacınız mı var? Birilerini mi körüklemeye çalışıyorsunuz? Bunlar ne kadar ahlaksız heriflermiş ya. Yayın yapıyoruz diye Türkiye'nin gözünün içine baka bakaya. Evet, 2-3 günden gidelim. Beri. Ramazan Aydoğan Bey, teşekkür ediyoruz. Hı. İsveç'teki oğluna da selam göndermiş. Canlı gönülden Konyaspor'u destekliyoruz. Rock musun? Rock musun? Reklamlara gidiyoruz. Devam edeceğiz. Ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sayıda mesaj var yine. Sosyal medya üzerinde Facebook'ta yayınımızın izleyen ve takip eden izleyicilerimiz var. Oradan da İsmail Dereli Bey, teşekkür ediyoruz. Osman Sözen, Hakan Emre, Muammer Yavuz, Osman Yaralı, Mehmet Bostan, Serdar Keçeci Antalya'dan yazmış. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İşte eskilerden de örnekler vermişler. WhatsApp hattımızdan yine çok sayıda mesaj var. İsimleri ön planda olan çıkanları böyle mesajları açmadan görebilecek miyiz diye bakıyorum. Çok fazla mesaj var bugün burada. Çağlar Bey'i gördüm. Bütün ülke zor durumda diyor. Yani Ercan bakalım, Aydeniz. Biz vatana bakalım ya. Bunun üzerinden bile bile yapıyorlar ya. Kombine alıp da maça gelmeyen taraftarları davet ediyor kardeşlerimiz maça. Lütfen yerlerinizi doldurun diyorlar. Videolu algı olayları var. Dikkat edelim, kendimizi koruyalım diyor. Traore ikinci yarıya oynayacak dendi. Bekleyeceğiz. Öyle bir soru var çünkü. Tedavi sürecinde şu anda, ikinci yarıda takıma katılacak. Erdoğan Avcı Bey, selamlar gönderiyoruz size. A. Çağlar Bey. Başka bakalım ismi olan. Zenciler iyi bir top oynayaydı diyor. Bursa'dan Muzaffer Bey, selamlar size de. Hollanda'dan yine bir mesaj. Fransa'dan Süleyman. Başka isimleri en azından. Veysel Varlı Bey. Rıza Köroğlu. Konyaspor nasıl doğranır? Beyaz TV'de görün diyor Mustafa bak. Fatih Yıldız. Bak sen kaç söyledin, ben kara diyor. Dedim siyah. Evet. Evet. Rengiyle uyuşmuyor. Mehmet Erdönmez. Rıza Köroğlu mu yazmış? Hüseyin Uysal. Onu. Evet, Konya'dan gereken tepkiyi göstermiştir herhalde. Şimdi Konyalıların da sosyal medyada hocam aktif etkin olmamız lazım. Tabii. Aktif olmamız lazım. Şimdi biz mesela ben şahsen yok. Abi yani. Biz kendi benim kendimize kavga ediyoruz orada benim. Bak. Yani. Mustafa, şöyle bir sorun var. Biz o sosyal medyada kendi kendimizle kavga ediyoruz. Kendimizle kavga etmeyi bırakıp kavga edeceksek beraber oturalım, tartışalım, konuşalım, kavga edelim hocam. Dışarıya karşı sosyal medyada birlik olalım, bir şeylerin savaşını Selahattin verelim. Önemli bir tespitte bulundu. Ben hep söylüyorum, yek vücut yani. Olalım diyorum. Bu konuda eksiğimiz var. Kendimizle didişmekten, evet. İçimizde, birbirimizle didişmekten atıyorum. Bir tanesi çanta sponsorluğu buluyor. Adam terzi misal. Buluyor, hayırsever biri diyor ki 10 tane çanta dik, işte 10 liradan 50 lira bu taraftarlara ver. Mesela öbürümüz onu azmedemiyor. Öbürü eşofman takımı yaptırıyor. İşte arkadaşlarına veriyor, satıyor neyse. Hani bir... Ya kardeşim yani bir şöyle olamıyoruz ya. O onu çekemiyor, bu bunu çekemiyor. Birinin ismi öne çıktığı zaman iki kez mesela şurada ismi okunuyor ya diyorum. Öbürü onu çekemiyor abi ya. Ya da grup işte ya biz böyle olamazsak nasıl olacak? Konya'nın hakkı yenildiğinde tüm herkesin sosyal medyayı etkin kullanması lazım. Bir şey olduğunda hey kardeşim dur bakalım ya yok o öyle değil böyle. Yanlış konuşuyorsunuz. Doğruları yazmamız lazım, müdahale etmemiz lazım. Hemen baskın, bastırmamız lazım. Orada sus pus kalırsak üzerimize gelirler. Ama ha zırlar zırlar dururlar ayrı mesele. Ama ne gereği var kardeşim, güçlü olalım, hakkımızı yedirmeyelim ya. Dilsiz şeytandır diyor haksızlık karşısında susan Hazreti Ali ya. Niye susalım abi? Hakkımızı yedirmeyelim. Ama bir haksızlık varsa da savunmayalım.
Yanlışı da savunmayalım. Bunu nizami yöntemlerle yaparak. Tabii. Burada da yanlışı savunmayalım. Evet. Yani birisi polise taş attıysa o senin taraftarın da olsa yanı yanlış diyelim. Evet. Olmaz. Yani bir neyse o. O nedenle. Ama kalkıp da demek istediğim yani hoş bir şey değil. Yanlış yapmış genç kardeşlerimiz. Ama bunları alıp da ülkenin gündeminde yani 3-4 gündür ya. Başka daha önce de yaptılar işiniz gücünüz. Ya diyorum ki asker yoğuyor adamlar ya. Kerkük orası burası. Yanıyor adamlar kan alıyor ya. Hala kriptocular uğraşıyor hala ya. Emniyette orada burada şurada burada karıştırmaya çalışıyorlar. Her şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar ya. Acaba bir yerden bir şey tutturur acaba işte bir 2019'a kadar. Ya o gözümüzü açalım ya derdimiz futbol mu ya? Allah cezasını alsın canını alsın ya öyle der ya. Halk tabiriyle Konya tabiriyle ya futbol mu ya derdimiz. Yarın Allah korusun ülke işte başarmış olsalardı Allah korusun 10 parçaya bölündüydü. Ne futbolu ne ligi ne federasyonu ya. Şu an yoktuk burada abi. Ne konuşuyoruz ya? Suriye'den beter olmuştuk ya. Gözümüzü açalım bir tane vatanımız var ya. Ahlaksızlar orada hala rok mudur ruk mudur atıp tutuyorsunuz. Terbiyesiz herifler. Vatanı konuşun biraz daha. Biraz kalmış Mustafa. Eski videoları getirip milletin önüne. Ak kaşık sanki. Yazmış işte Hüseyin Bulgurcu. Alen diye birisi diyor. Öldürdü diyor şeyi diyor. Hani ne oldu konuşan mı oldu diyor. Çocuk yazmış yani isim önemli değil ki. Beşiktaş'tan diyor işte. Ya bu Beşiktaş'ı Fener'i Galatasaray'ı değil hepsinde oluyor oldu zaten bugüne kadar. Derdimiz bundan sonra olmasın ya. Futbol kazanan kazansın alkışlayalım güzelce. Değil mi? Bak ne yapıyoruz giderken misafir seyircilere buradan anons yapıyoruz. Konya dışından gelen değerli misafirlerimiz Ankara'dan Kayseri'den nereden geldilerse. Medeniyetlerin başkenti Konya'mızdan işte gelen değerli misafirlerimiz yolunuz açık olsun. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz diye. Hep o algıyı kırmak için yapıyoruz bunları. Futbol bu. Güzellik. Yoksa Beşiktaş yapmış Galatasaray. Yani seninki beni hani şeyde söylüyor ya senin teröristin iyi benimki yok böyle bir şey. Terörist teröristtir. Hain haindir. Yalancı yalancıdır misal. Ya böyle bir şey var mı ya? Düşman düşmandır ya. Heh. Güzel evet. Futbol için perşembe hep günü. Hep beraber güzel futbol için perşembe günü. Konya'mızın gücünü gösterelim. Değil kesinlikle. Mi Salzburg maçında çıkalım evet. Böyle vatan aidiyetiyle tezahüratlarımızı yapalım. Sahip çıkalım skor ne olursa olsun. Bağrımıza basalım Türkiye'ye mesaj verelim. Siki bunu yapıyorsunuz zaten. O tezahüratları Türkiye'ye öğreten sizsiniz. O yüzden milli maçlar buraya verildi. Hazmedemiyorlar ama ya iki tane kupa alındı. Bazılarının o futbol baronlarının şeyine çomak soktunuz abi. Adamların düzenini bozdunuz. Sonra federasyon kalktı. Ziraat kupası sistemini değiştirdi. Elemeli sisteme geçti. Grupları kaldırdı sizin yüzünüzden. Tabii. Siz bunları başardınız diye. Çünkü kime izlettireceğim diyor ben Konya maçını. Öbür tarafta milyonlar izliyor. Satıyorum diyor cihazları diyor. Paralar geliyor diyor milyon eurolar diyor. Şunu da hatırlatmakta evet. Fayda var. Konyaspor'un Avrupa'daki bu maçların özetleri Avrupa'daki birçok ülkede özet olarak bile olsa yayınlanıyor. Bu bence çok çok önemli. Bir gurur tabii kesinlikle. Yani Zafer, onu da bilerek hareket Zafer Karataş Bey'i teşekkür ediyoruz. Anadolu Selçuk Spor hedef yükseltmeli birincilik olmalı diyor. Doğrusun biz de onu söylüyoruz ama şimdi sabırla devam edelim. İnşallah altyapıdan bakınız çok oyuncu geldi oradan. Ama zaman zaman onlar da olacak. Bizi bize bırakmıyorlar ki abi. Bizi bırakmıyor. Evet Alaaddin Temiz Bey bizden başka dostumuz yok. Bizim başka Konyasporumuz da yok demiş. Şu an taraftar öksüz çocuk gibi demiş. Yönetim ne yapmak istiyor demiş. Daha fazla sahip çıkılmasını istiyor zannedersem. Evet Özgür Özdamar Bey demiş ki rock tam bir evet yok hani evet yani o çatlağın teki ben söyleyeyim yani. Ben inanın hani tedavi olmasını öneriyorum. Onlar millete neler söylüyorlar? Biz yunmuş yıkanmışız onların yanında. Ben onun gerçekten gidip tedavi olmasını böyle tüm şeyleriyle yani bakımlarını yaptırmasını istiyorum. Yani fiziksel olarak, beyin olarak, kafa olarak. Hareketler ya bir insanın yapacağı şeyler değil o programda. Onlar show programı. Sen boş ver Özgür Bey. Sakin ol. Aman. Boş ver onu. Dek getirdiğinde iki kelime söyleriz. Daha beter olur. Tamam. Salim uyarıyı yapıyor. Bitireceğiz Salim. Sona geldik de birkaç mesaj okuyalım. Evet bizim bizden başka harbiden dostumuz yok. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Konya böyledir. Konya beyindir Türkiye'de. Beyin.
O yüzden ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, aslanlar gibi. Konya'daki maneviyat, Konya'daki birliktelik, paylaşım hiçbir yerde yok ya. Konya'nın düğünü bile başka be. Hiçbir yerde gördünüz mü ya? Selam veriyorsun, giriyorsun. Kimsin, necisin diyen yok abi sana ya. Yoldan gelmiş bir garibansın belki. Bir misafirsin. Hiç tanımıyorsun, gidiyorsun adamın sofrasına oturuyorsun. Büyük bir birliktelik içerisinde. Aynı sofrada 20 kişi ya. Yiyebildiğin kadar ye. Doymadığın zaman isyan ediyorsun. Kaşığı masaya vuruyorsun bir daha getir diye ya. Nerede var kardeşim ya? Düğünü bile kendine has. Türkiye'de hiçbir yerde yok ya. Onun için futbol üzerinden hiç boşuna uğraşmayın. Taraftar döndüğünde Allah'ın izniyle biraz daha sabredin siz. Biz sabrediyoruz. Emin Bey, Emin Sueno Otel, Side'de oranın genel müdürü Emin Bey, Konyalı kardeşimiz. Selam gönderiyorum. Haklısın. Seni seviyoruz Emin Bey. Emin Öztaş Bey. İsa Parlak Bey yazmış. Ben gerçek taraftarım. Her deplasmana giderim. Ben maraton alttan 480 lira kombine alıyorum. Hiç bağırmayın. İşte deplasmana gitmeyen çekirdekçi 150 lira kombine aldılar. Biz bunları biliyoruz ama ötelek kimseyi böyle dışlamadan, yani 150 lira alıp çekirdek yiyerek diye demeden, evet. Zarar görmesin diye sesimizi gruptan çıkartmıyoruz. Evet, eyvallah. Hep beraber. Çekirdek yiyeni de, tatlı yiyeni de, hep beraber kırmadan, incitmeden, güzelce uyararak, otokontrol sistemiyle. Biri kalktığınızda otur diyorsa ya beraber bağıralım de. Beraber hadi, takımın desteğe ihtiyacı var. Bazen oluyor, ben oradan anons yapmak istiyorum ama yasak. Bazen mikrofonun kafasına vuruyorum tak 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 diye, hani uyanın diye. 10 dakika kalmış maç 2-1, takımın desteğe ihtiyacı var. Takım böyle salaşayı hale gelmiş, bocalıyor, bir tutacak dal arıyor. Orada taraftarın devreye girmesi gerektiği zamanlar oluyor bazen. Orada girilmiyor mesela. Değil mi? Birbirimizi güzelce uyararak. Evet. Evet. Peki. Birkaç tane mesaj. Neresine bakacağım şeyine? Hocam size teşekkür ediyoruz. Güzel bir şey söyleyelim. Onunla be. Raşit Tapan abimiz vardı İstanbul'da. Bugün babasını Konya'da defnetti. Yusuf Tapan. Allah rahmet etsin. Tüm ölmüşlerimizle beraber Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tüm ölmüşlerimizle beraber inşallah, bizim annemiz, babamız, amcamız. Neyse, herkesin kim yakını varsa, hastalarımız varsa Rabbim şifa nasip etsin. Şafi ismiyle inşallah. Evet. Solist Makif Bilen yazmış. Ben Antalya'da yaşıyorum. Buradaki insanlar bile resmen niye kupaları Konya aldı diye. Evet, he, evet, anlaşılıyor, anlaşılıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Antalya'da bile diyor, bir böyle bir kıskanma durumu var. Neden Konya aldı, biz alamadık yani. Biz niye alamıyoruz diye. Evet, parayla değil sırayla. Bir gün gelir siz alırsınız inşallah diyelim efendim. Gülmeyin ya, mücadele ederseniz olur bu işler. Evet, ligi protesto edip oynamasınlar Anadolu takımları demiş. Aslında yani... Bu gidiş oraya gidiyor. Yani ayırsınlar madem. Madem bu kadar koruyorlar, kolluyorlar. Değil mi? Boztepe Muammer Bey yazmış. Biz bakmıyoruz ama bilgileri geldi bahsettiğiniz yerden. Gerekenleri de söyledik zaten. Burak Tepe, sana da selamlar. Instagram'dan birkaç da buradan mesaj okuduk. Bitiriyoruz abi. Zaten üzüntümüz de yerinde, geç kaldık. Hocam size teşekkürler. Selahattin Akçakaya, sana, muhabbimiz Mehmet Koç. Sevgili Süleyman Bulgurcu'ya teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı, mesajlarıyla yalnız bırakmadı bizi. Evet. Sevgili Mevlüt'e teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de sabırları için teşekkür ediyoruz. Evet, Süleyman Rabbim yanımızda, o yeter bize demiş. Onur Çelik yönetmenimiz, Yüksel Cevcek, Salih Özer, Mustafa Toknal, Cumali Özer, Yunus Köroğlu değerli kaptanımız, hocamızla beraber Mehmet Koç'u unutmadık. Ve tabii ki güzel bir iki haberle bitirelim. İbrahim Apalı kardeşimizin çocuğu olmuştu. Allah analı babalı eylesin. Rabbim yaşını uzun etsin inşallah. Geçtiğimiz haftalarda da not almıştım, unuttum. Osman Öcal, tribünden bir kardeşimiz. Onun da çocuğu olmuştu. Allah analı babalı büyüsün, yaşı uzun olsun. Bir de iki hafta önce bir telefon açmıştı, unuttum. Her hafta izler bizi İstanbul'dan. 65 yaşlarında bize kazak göndermişti. Çocuk kazağı şu kadar gördü. Selahattin, hatırlıyor musun? Samiye, evet. Ok annem, sana selamlar. Kasımpaşa maçına sarma dolma yapmış, göndermiş. Biz görüşemedik. Dedim ki orada ver taraftarlara, anneciğim yesinler dedim. Orada bize nasip olmadı ama böyle analarımız, böyle babalarımız, abilerimiz olduğu sürece, bu şehrin samimi basketbol insan olduğu sürece, evet. Rabbim yaptı. Kimsenin sırtını tebrik yere ediyoruz. Getirmesin. Efendim? Basketbol takımımız 3'te 3 yaptı. Tebrik ediyoruz Selçuklu Belediyesi'ni.
Evet, tebrik ederim. Recep Karay'ı unutmadık. Sponsorları bugün veremedik. Haftaya inşallah verelim. Necip Oğulları Beton Peki. Elemanlar Hasan Kulaksız, Necip Kulaksız. Adem Bulut İnşaat, Adem Bulut Bey. Giyim Dünyası Hüseyin Ergül. Yüksel Ergül Hüseyin Taşören. Çiçek Turizm Okay Tınkır. HMG Güvenlik ve Minitur'la beraber Celalettin Tınkır unutmayalım. Mustafa Oral Bey, Unormak ailesi. Nisa İletişim Lütfi ve Osman Gürel sağ olsunlar. Peki, İstanbul Pastanesi Yener Sütçü, İmdat Sütçü diyelim. Mustafa Uysal Bey'e de selam gönderelim. Recep Karay'la. Evet, sona geldik haftaya. Yeniden birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.